Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Psikolojine, tekrar dersine hoş geldiniz. Tabii derse geçmeden evvel bahsetmem gereken iki tane husus var. Birincisi biliyorsunuz ki 2023 sınavı özelinde yaşanan deprem felaketinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu kısaltılması meydana geldi ve YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir müfredat paylaştı. Biz de bu videoda bu müfredat çerçevesinde dersleri tek bir konu çatısı altında ele aldık. Peki nelerden sorumluyuz? Öncelikle onları bir bakalım. Psikoloji dersinin kazanım ve açıklamasına baktığımız zaman Birinci üniteden işte psikolojinin konusu, bilimde oluş süreci e, bu psikoloji biliminin amaçları, e, yöntem ve teknikleri, etik kuralları gibi temel hususlar ele alınıyor. İkinci ünitede de psikolojinin temel süreçlerine gireceğiz. Burada davranışa, kalıtım ve çevreye, gelişime, e, aynı zamanda ergenlik e, dönemine göz atmaya çalışacağız. E, sonraki ünitelerde ise işte algılama, duyum, algı, algılayı etkileyen faktörler güdü ve güdülenme esas konu bağlamını oluşturuyor. Duygu, bilinç, e, dikkat, sosyal bilinç. E yine sosyal etki türleri ve davranışa etkileyen sosyal etkenlerle ikinci üniteyi tamamlamış olacağız. İşte sadece bu iki ünite bağlamında biz psikolojiden sorumluyuz. E derslerimizde de işte birinci ve ikinci ünitede anlatılan temel konuları biz birleştirerek hani sizin çok daha böyle fazla veya müfredat dışı olan konu videolarını izlememeniz için. Tek videoda birleştirmek istedik. İşte bu videoda benim daha önce anlatmış olduğum ve güncel olan dersleri izleme fırsatı bulacaksınız. Sadece müfreda dahilinde. En azından müfreda çıkmaz. Hani fazladan konu çalışmamış olursunuz. Onu da söylemiş olayım. Lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman dersimize geçelim. Şimdiden sınavınızda başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım psikolojiye yer alalım. Sınavda nasıl sorular gelir? Nasıl değerlendirebiliriz? Psikolojiyi nasıl görmemiz gerekir? Bunları güzel bir şekilde inceleyelim. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi ilk olarak psikolojinin kelime manasına ve temel konusuna değinelim. Şimdi pişi ve logos kelimelerinin birleşiminden meydana gele gelecektir psikoloji. Şimdi pişi dediğimiz kelime ruh, nefes ve zihin manasında Kullanılıyor. Logos bilgi manasında biliyorsunuz. Bu yüzden hani ruh bilimi, ruh bilgisi, e, hani minimalinde biz psikolojiyi açabiliriz. Tabii Yunanca'daki psikoloji o kelimesinin ilk harfi ise buranın sembolü olacaktır. Unutmayalım. Tabii e, psikolojinin kuruluşunda, modern psikolojinin şekillenmesinde William Hunt isminin oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir. Unutmayalım. Peki psikoloji bilimini hani değerlendirdiğimiz zaman nasıl ifade edebiliriz? Mesela dün AYT sosyolojinin ilk dersinde e, sosyolojinin bir toplum bilimi manasında kullanıldığını söylemiştik. Sosyolojinin psikolojiyle birleştiği noktada ise sosyal psikoloji devreye giriyordu. Halbuki e, burada bizim için psikoloji insan ve hayvanların gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim olarak bilinir. Demek ki hem insan hem de hayvan davranışları ölçülebilen ve gözlemlenen davranışlar üzerine şekillenen bir bilim olduğunu söylemek gerekir. Bunu unutmayalım, tamam mı? Zümrec demiş ki, "Hocam biraz yavaş konuşun." demiş. Aslında ben yavaş ve belli bir seviyede konuşuyorum. Şimdi bazı tonaş e, nitelikleri vardır. Dersleri aktardığınız zaman seri olmanız gerekir. Tabii hani e, YouTube biliyorsunuz çok geniş bir mecra. Yani şu dersi şöyle anlatabilirim de eski çağlarda e, insanlar yaşadıkları böyle psikolojik süreçleri e, kendinde e, ve toplum <laughs> böyle olmaz değil mi? Yani böyle hem çok sıkıcı olur hem e, konudan sizi sıkar hem de bağlama oluşturamazsınız burada. Bu yüzden seri bir anlatım ve sizlere sunum her zaman daha iyidir. Ama gerçekten size çok böyle hızlı geliyorsa daha sonra kayıtlardan 075'ten izleyebilirsiniz diyelim. Tamam mı unutmayalım. Peki hani psikoloji nasıl bir bilim dalı oldu? Bu bilim dalı olma sürecinin aşamaları neler? Buraya gelelim ve bunları değerlendirelim. Şimdi bakın, aynı sosyoloji gibi psikolojide hani insanın ortaya çıkması, dünyayı anlaması ve anlamlandırması sürecinde ...el alınan, görülen bir nitelik olduğunu söylemek gerekir. Tabii insan e, tamamen böyle dünyayı anlamlandırma sürecinde yaşamış oldukları nitelikleri, davranışları, unsurları doğaüstü güçlerle ilk olarak açıklamaya çalışacaktır. Yani şöyle söyleyelim: İnsan diyelim ki başına herhangi bir olay geldi, e, tamamen kendi psikolojisini kötü hissediyor. Bunu işte tamamen fizik ötesi konulara, doğaüstü güçlere ve bunların insana yaratmış olduğu duygulara göre e, edimsemeye ve bize göstermeye çalışacaktır. Demek ki ilk konu ele alındığında doğaüstü. Daha sonra ruh beden ikiciliğinde özellikle ilk çağda görülecek. Bakın felsefede beden ile ruh arasındaki ikicilik dualist anlayışla ele alınır ve sunulur. Bunu unutmayalım. Tabi ilk çağda psikoloji felsefenin ruhu inceleyen bir alanı olmaktan da öteye gidemeyecek. Tamamen ruhsal odaklı görmeye çalışıyorlar. Daha sonra orta çağa geldik. Orta çağ Avrupa'sında Antik Yunan dönemi eserleri çevrildikten sonraki hani buradaki eserlerin çevrilmesinin temel amacı özellikle tanrının hani burada varlığını kanıtlama yoluna gidebilmektir. Hani ilk çağ felsefesinin temel problemi vardı. Arke problemi yani ilk neden problemi. Orta çağda ilk neden problemi yani ilk varlık neye dayandırılıyordu? Tanrı'ya. Bu yüzden ee, Avrupa'da antik Yunan öğretileri keşfedilecek, İslam dünyasında da tercüme hareketleri büyük rol oynayınca aslında bunu sadece bir ruh bilimi olmadığı, aynı zamanda hani felsefenin geniş bir alanı, insanı ve hayvan davranışlarını böyle içeren geniş bir dal olduğu dikkate değecekti. Daha sonra biz modern çağa, modern döneme geldiğimiz zaman Canlak özellikle psikolojide deneyiciliğin önünü açacaktır. Önemli bir isimdir Canlak. Biz 18. yüzyıla geldiğimiz zaman ise, Zihin psikolojinin temel konusunu oluşturacaktı. Bak önceden neydi? Ruhtu. İlk çağ orta çağa baktığında ruh endeksi bakılıyordu. Artık zihin psikolojinin konusu olmaya başladı. Ve 1879'a geldiğimiz zaman ise yani psikolojinin pozitif bir bilim olarak şekillenmesinde William Wundt bunu oluşturacaktı. Unutmayalım. İşte bir bilim dalı olma sürecimiz bu şekilde gelişti. Devam edelim psikolojideki yaklaşımlara bakalım. Şimdi dikkat. Burada beni e, dikkatle dinle. Buradan bir sınav sorusu gelebilir. Zaten 3 tane soru geldiği için aslında hani 4 tane de kapsamlı ünitemiz var. Nereden ne soru gelir? Yani biraz e, muallak ama güzel bir soru psikolojik yaklaşımlardan karşımıza sorudur. Peki ÖSYM bize psikolojik yaklaşımlarla ilgili sınav sorusu sorduğunda bunu nasıl oluşturur? Mesela der ki işte e, bunun kuramcısı William Wundt. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu insan bilincini oluşturan ögelerdir. İşte parçada ifade edilen ve görüşleri vurgulanan psikolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Sen dersin ki bu yapısalcılıktır. Yani mantığımız böyle olacak. Bu yüzden bu PDF'ler bu videonun açıklama kısmında bulunuyor. Ee, hani bunlar sizin son tekrar notlarınız da olabilir. Bunlardan istifade e, bu şekilde edebilirsiniz. Lütfen benim almış olduğum şekilde not almayı unutmayın. Havuzdaki sorular bu şekilde EBA'da. Unutmayalım. Tamam mı? Bu arada bana sorularınız var. Yorum kısmında bolca soru soruyorsunuz. Ee, hani ders bittikten sonra bir 5 dakika size ayırabilirim. Ee, orada soru cevap yaparız. Tamam mı? Hani sonra da beni hocam vay işte o kadar soru sorduk cevap vermediniz diye. Hani konu akışı bozulmasın. Sonuçta bunu kayıttan izleyen insanlar da var. Ee, kimsenin e, üzmeyelim. Tamam mı? Yapı salcılık. Kimdi? William Wood savunucumuzdu. Ve bu yaklaşımın temel konusu neydi? Az önce söyledik. İnsan bilincini oluşturan ögelerdi. İnsan bilinci üzerine hareket edecekti yapısalcılık. Unutmayacağız. İşlevselcilik yani fonksiyonalizme gelelim. Burada ise göreceğimiz isimler John Dewey ve William James isimleridir. Biz bu iki abimizi e, temelinde hani bilgi felsefesinde de görecektik. Oralarda da böyle görüş geliştiren isimler arasındaydı. Demek ki bu abilerimiz sadece hani felsefede... ...siyasette veya sosyolojide değil birçok hani böyle sosyal bilimde öncü olan isimler arasında. E, Fonksiyonalizm yaklaşımında ise değerli kardeşlerim burada davranışın bir işlevi olduğu vurgulanacak... ...ve bu hani e, işlevin temel amacının ise çevreye uyum sağladığı vurgulanacaktır. Çevreye uyum vurgulanıyorsa davranış niteliğinde biz işlevselciliğe gideceğiz unutmayalım. Bütüncül yani gestalt yaklaşımına gelelim... Temel konumuz algı. Eğer parçada size sorulan sınav sorusunda algı ön plana alınmış ve algı vurgulanıyorsa sen burada gestalt yani bütüncül yaklaşımı işaretlemek zorundasın unutmayalım. Çünkü bu yaklaşımda bütün parçaların toplamından farklı olarak adlandırılıyor. Ve doğal olarak duyu organlarına gelen herhangi bir uyarıcının işte önce o e, duyu verilerinde gruplandığı, yorumlandığı, örgütlendiği ve bir bütün olarak görüldüğü bütüncül yaklaşımda ele alınır. Unutmayalım. Mesela yani parçada bütün vurgulanır, sana gestalt yaklaşımı söylenir. Hani soru kolay olmasın diye bütüncül yaklaşım olarak belki seçenekte yer almaz diyelim. Unutmayalım. Davranışçı yaklaşıma gelelim. Davranışçı yaklaşımda şu vardır: e, John Watson, e, Ivan Pavlov, Skinner ve Edward Thorndike şunu somunuyor. Hani biz hani işlevselce bütüncüle veya yapısalcılığa baktığımız zaman hani insan zihni üzerine hareket edecektir. Halbuki önemli olan burada gözlenebilen ve ölçülebilen insan davranışlarıdır. Mesela şu şekilde bir ÖSYM sınav sorusu var. Diyor ki bir yarışma programına katılan aday veya yarışmacı gösteride yarışmasını düzgün bir şekilde yapamamıştır. Bunun üzerine jüri üyelerine bu gösteriyi evde çok iyi yaptığını ancak heyecandan şu an burada yapamadığını ifade etmiştir. Jüri ise kendisine biz ancak senin e, hani bu gösteri performansını performansını gördükten sonra ölçebilir. Ona göre bir kanaat getirebiliriz demiştir. Hani buna göre jüri üyelerinin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine yakın olduğu söylenebilir? E, davranışı yaklaşımdır değil mi? Hani sen ben senin bir davranışını göreyim, ölçeyim. Gözleyeyim, ona göre hareket edeyim. İşte davranış yaklaşım temelinde bunu ele alıyor unutmayalım tamam mı? Devam edelim. Psikanalitik yaklaşıma gelelim. Sigmund Freud, Alfred Adler ve Gustav Jung isimleri yaklaşımın temsilcisidir. Burada ise hani bilinçaltı ve bilinçaltının çözümlenmesine yönelik olarak psikolojik unsurlar ele alınır ve değerlendirilir diyelim. Yani Bilinçli, bilinç dışı unsurlar, bilinçaltı, bunun gibi nitelikler e, psikanalitik yaklaşımda ele alınacaktır. Özellikle bilinçaltı ve bilinç dışı kelimeleri anahtar sözcüğümüz olacak. Sınav sorularında bunu gördüğün zaman şak yapıştıracaksın psikanalitiliği. Genelde Freud ismini ön planda kullanıyorlar. Onu da e, unutmayalım. İnsancıl, hümünist yaklaşıma gelelim. Abraham Maslow ve Carl Rogers burada ön planda ki Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. Özellikle humanist açıdan insanın kendini gerçekleştirmesinde bu e, Maslow hiyerarşisinin nitelikleri ele alınır. E, burada, humanizmin temellerinde biz biliyorsunuz hani İtalya'da ortaya çıkan bilim, sanat, teknik hareketleri olan Rönesans'la beraber şekillendiğini göre, görmeye başlayacaktık. İnsanın değerli oluşu, yani insanın değer yargılarında ön plana tutulması... Ve tamamen hani e, o doğasının iyilik temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan bir yaklaşım unsurudur bizim için humanist yaklaşım. E, psikolojinin konusunu e, insanı anlamak olarak belirleyecek humanist yaklaşım. Davranışların temelini de ihtiyaçları yani güdüleri temellendiriyor. Bunu unutmayalım tamam mı? İnsanı anlamak anahtar kelimemiz. insanı anlamak parça içerisinde vurgulanırsa hemen insancıl yaklaşıma Belki insancılığı vurgulamazlar. Humanist yaklaşıma gideceksin. Bizim için doğru cevap odur. Varoluşçu yaklaşıma gelelim. Rollo May ismini burada yaklaşımın temsilcisi olarak biz görüyoruz. E, temelinde Hani bu yaklaşımda insanın varoluşu vurgulanacaktır. Yani e, temelinde anlam, yani yaşamsal formda anlam bulma, acıyı ve ölümü kabullenme. E, bununla beraber insanın gerçekleştirilmiş olduğu eylemlerin sorumluluğunu üstlenme e, ve hani e, ee, insan varoluşunun yaratmış olduğu kaygıları göğüslenme, e, bireyselliği ve irade özgürlüğünü ön plana çıkararak insanın doğumundan hani ölümüne kadarki süreci kendisinde iselleştirmesi, varoluş çabasını burada kanıksamasına hedef alan bir yaklaşım unsurudur. Unutmayalım. Tamam mı? Bu şekilde vurgulamak gerekir. Devam edelim. Bilişsel yaklaşıma gelelim. Bilişsel yaklaşımda Jean Piaget ismini göreceğiz ki biz Jean Piaget'i özellikle gelişim kuramlarında da inceleyeceğiz bir sonraki dersimizde. Bu yaklaşım temelinde psikolojinin konusunu bilişsel süreçler ve yaşa bağlı davranış değişiklikleri olarak görecek. Hani dedik ya biz gelişim psikolojisinde de Jean Piaget adını görüyoruz. Piaget hani işte bebeklikte, işte çocuklukta, ergenlikte, orta yaşlılıkta vesaire insanın belli yaş düzlemi içerisinde yaşa bağlı davranış değişikliklerinin oluştuğunu ve bunun temelinde de işte bilişsel süreçleri vurgulamaya çalışacaktır. Ki burada da biliş insanın dünyayı tanımaya ve anlamaya yönlendiren zihinsel etkinlikleri olacak. Onu unutmayalım. Sosyokültürel yaklaşıma gelelim. Li Vygotsky ismini burada görüyoruz. Yaklaşımın en önemli temsilcisi de kendisidir. Bu yaklaşımda sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisi ele alınacak. Yani sosyokültürel e, çevrenin yaratmış olduğu unsurların insan davranışını şekillendiren unsur olduğu vurgulanacak. Ki günümüzde de böyle değil midir? Mesela köy yaşantısıyla, kırı yaşantısıyla, geleneksel yaşantıyla büyünen bir insanın toplumsal yaşama bakış açısındaki psikolojisiyle işte mega kentlerde, büyük şehirlerde yaşayan ve o kültürle yoğrulan bir insanın psikolojik bakış açısı aynı olabilir mi? İşte sosyokültürel yaklaşımda Levi Goski bunu el alıp değerlendirmeye ve işin içerisine kültürün de hesaba katılması gerektiğini ve kültürel farklılıklarında insan psikolojisini etkileyen faktörler olduğunu vurgulayacaktır. Kültürel faktörler, çevre faktörü bunlar vurgulanıyorsa o sosyokültürel yaklaşım bizim sorumuzun doğru cevabı olur unutmayalım. Evet yaklaşımlarımız bu şekildeydi değerli kardeşlerim. Devam edelim. Psikolojinin bir bilim dalı olarak Ölçütleri ve amaçlarına gelelim. Şimdi e, temel ölçütlerimiz e, burada gö gözlenebilirlik ve ölçülebilirliktir. Kitapta özellikle sizin için bunlar vurgulanmıştır. Gözlenebilirlikte bilginin gözlem yoluyla yanlışlığının ya da doğruluğunun kanıtlanabilir olması vurgulanıyor. Yani sen gözlemi yaptığın zaman sana verilen bilginin doğru ya da yanlış olduğunu kanıtlama yolu e, gözlenebilirliktir. Ölçülebilirlik ise bu gözlem gerçekleştikten sonra o olay veya durum hakkında bunları sayısal ifadelerle ifade edebilmektir. Biz buna gözlenebilirlik diyoruz. Yani önce ölçülebilirlik diyoruz. Önce gözlüyorsun, daha sonra ölçüyorsun. Mantığı temeli bu. Biraz daha açalım o zaman. Yöntemsel niteliklere gelelim. Bunları vurgulayalım. Yöntemsel dizlemde ise betimsel yöntemleri ve ilişkisel yöntemleri ele alıp değerlendiririz. Betimsel yöntemlerden ilki gözlemdir. Zaten sosyal bilimlerde olmazsa olmaz temel unsurumuzdur. Bazen bu gözleri katı, gözlemi katılarak, bazen doğal gözlem olarak gerçekleştirebiliriz. Yine bir psikolojik unsura ele alındığı zaman vaka, olay incelemeleri ve oradan hareket ederek sonuca ulaşmak da betimsel yöntemler arasında değerlendiriliyor. Yine veri toplama teknikleri içerisinde bulunan anket elde edeceğimiz psikolojik tekniklerin ve testlerin sonuçlarını biraz daha sayısal ifadeyle bize göstermesinde oldukça önemlidir. Bir de görüşme var mı? Yani mülakat. İnsanlarla birebir görüşerek de içinde bulunmuş oldukları davranış durumunun unsurlarını açığa çıkarmakta yol izleriz. Bunlar betimsel yöntemlerdir. gelelim buraya ilişkisel yöntemlere. Bunlara bakalım. İlişkisel yöntemde ise korelasyonlar üzerine hareket edeceğiz. Pozitif korelasyon, negatif korelasyon ve nötr korelasyon. Pozitif korelasyon iki değişken arasındaki yakınlaşma veya uzaklaşmayı bir olarak görür. Mesela pozitif korelasyon için şöyle söyleyelim. Şu an ben bu dersi anlatıyorum. Chat yerinde muhabbet etmek yerine beni dikkatli dinleyenler yani dikkat ile öğrenme arasında pozitif bir korelasyon vardır değil mi? Yani dikkat artar, öğrenme artar pozitif koerasyon e veya tam tersi söyleyelim kişide yorgunluk çok fazla e bak yorgunluk eksi ölçüde e bununla beraber de nedir e öğren e, e, öğrenme seviyesi de oldukça en altta olur burada e bu da bizim için aynı Böyle negatif yöndeki korelasyona götüren unsurdur e bu şekilde bunu söylemek gerekir pozitif korelasyon temelinde tekrar söylüyorum burada birbirini iten iki değişken veya birbirini çeken iki değişkenin aynı yönde ilerleyebilmesidir. Negatif korelasyonda ise bir değişken artarken diğer değişkenin oranı azalır. Ee, bana negatif korelasyon için örnek verebilir misiniz? Bir değişkenin seviyesi artarken diğer değişkenin seviyesi azalır. Mesela yorgunluk arttıkça öğrenme Azalır değil mi? Hani bazen siz ne yapıyorsunuz burada? 8 saat, 10 saat ders çalışıyorsunuz. Her çalıştıkça yorgunluk artıyor. Doğal olarak yorgunluk arttıkça öğrenme seviyeniz de her bir saatte azalmaya başlayacaktır. Bu ne oldu bizim için? Negatif kolerasyon. Bu nitelikte yorulmaya çalışılıyor. Başka bakalım hiç örnek verebilecek biri çıkacak mı diye şu an yorumlara bakıyorum. Eee... Spor kilo değil mi? Bu da bir e, negatif e, kolerasyon. Ne oldu? Diyelim ki ben şu an e, kaç kiloyum? 110 kiloyum diyelim. Spor yaptıkça, spor seviyesi arttıkça kilonun düşmesi bizim için negatif kolerasyondur. Teşekkür ederim Esna, e, Esra Nur Yörük. Tebrikler. Nötr kolerasyona gelelim. Yani iki değişken arasında hiçbir bağlantı olmamasıdır. İşte sarışınlık ve zeka ile veya boy ile zeka arasında herhangi bir bağlantı olmaması bizim için nötr korelasyondur. Tamam mı? Tekrar söyleyelim. İki değişken arasında aynı seviyede ve aynı yönde ilişki olması bizim için pozitif korelasyon. iki değişken arasında ters orantıda ilişki olması bizim için negatif korelasyon. Ve e, iki değişken arasında hiçbir bağlantı olmaması nötr korelasyon. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, devam edelim. Gelelim deneysel yöntemlere. Az sonra deneysel yöntemle de size bir örnek yapacağız. Önce tanımsal olarak deneysel yöntemin ne olduğunu ifade edelim. Sonra size kısa bir alıştırma yapalım. Şimdi deneysel yönteme gelelim. Psikolojide olmazsa olmaz temel unsurlardan biri bizim için deneysel yöntem. Laboratuvar ortamında veya bir laboratuvar dışındaki ortamda ele almış olduğumuz olayların sebep-sonuç ilişkilerini belirlemek için kullanmış olduğumuz bir araştırma yöntemidir deneysel yöntem. Tabi deneysel yöntem kullanılırken bazen araştırmacı burada işte organizmaları kendi tetikleyerek denekleri gözlenebilen ve farklı değerler alabilen özellikleri yani değişkenleri kullanarak bir çatı oluşturabilir. Peki burada değişkenler, gruplar nelerdir? Bunlar ne demektir? Örnekle de bir görmeye çalışalım bunları. Şimdi, Fatih bir soru sormuş, Fatih Karmış. Hocam mesela ben gündüz fabrikada çalışıp akşamda TET çalışıyorum, bunun gibi değil mi? Mesela nötr kolorasyonu bunu alabiliriz. Hani gün boyu işte çalıştığından dolayı yorgunluğun artmıştır. Doğal olarak sınava hazırlanırken öğrenme güçlüğün e, burada ne oluyor? Azalıyor. E, temelinde hani çalışma süren orada arttıkça, yorgunluğun arttıkça öğrenme e, seviyen burada azalması bir negatif korelasyon olarak söylenebilir. Şimdi değişken ve gruplara gelelim. Bağımsız değişken. Bakın bunların tanımlarına iyi bakın. Az sonra örnek üzerinden sizden cevap isteyeceğim. Şimdi bağımsız değişken temelinde deneyde etkisi araştırılan değişkendir. Yani deneyin temel nedenidir. Bu deney ne için yapılıyor? Burası bizim için bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuç konumundaki unsurdur. Yani sen şimdi e, örneklemeyeceğim çünkü az sonra hani bir ara, e, hani alıştırma yapacağımız için e, çok kolay olmasın burada. Sen hani deneyde etkisini araştırdığın şeyi görüyorsun. Hani o araştırdığın şeyin çıkarmış olduğu sonuçlar bizim için bağımlı değişkendir. Deney grubu hani üzerinde araştırma yapılan gruptur. E, kontrol grubu ise hani koşulları değiştirilmeyen, normal şartlarda kalan gruptur. Şimdi ne bir güneş demiş ki hocam adımı okur musunuz? Ne bir adını okurum. Hadi sen de gel benimle beraber bu araştırma, e, alıştırmayı yap. Hep beraber şunu beraber bir yapalım tamam mı? Şimdi örnek. Demiş ki gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla birbirine iki grup oluşturulur. Birinci gruba gürültü bir ortamda ders anlatılır. İkinci gruba ise yine aynı öğretmen tarafından sakin bir ortamda ders anlatılır. Sonrasında yapılan sınavda ikinci grubun daha başarılı olduğu gözlenir. Verilen açıklamaları deneye göre uygun şekilde eşleştirelim. Bakın bunlar e, olabilir öyle söyleyelim. Şimdi burada kontrol grubu hangisi? Deney grubu hangisi? Bağımsız değişken hangisi? Bağımlı değişken hangisi? Bakın bu bir sınav sorusu olabilir sizin için. Çok bari sınav sorusu çıkmıştır çünkü. Hani böyle bir parça verilir ve senden şöyle isteniyor. Hani bu parçada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Soru da böyle soruluyor tamam mı? Değerli kardeşlerim. Yani bu bizim için potansiyel bir sınav sorusu. Şimdi. Kontrol grubu. Kontrol grubu hangisi? Kontrol grubu. Başarı mı? Sakin bir ortamda ders anlatan grup mu? Gürültülü ortamda ders anlatan grup mu? Gürültü mü? Evet. Kontrol grubu hangisi? Başarı mı? Sakin ortamda mı? Gürültülü ortamda mı? Ee, yoksa gürültünün kendisi mi? Kontrol grubu. Kontrol grubu için ne demiştik? Hani deney grubu biz sene hani burada değişkenleri koymuş olduğumuz nitelikte. Kontrol grubunda ise normal şartlarda el alacaktık. O zaman sakin bir ortamda, sakin bir ortamda ders anlatılan grup bizim için kontrol grubudur. Çünkü hani biz değişkeni uyguladığımız yerdeki değişkenlere bakmaya çalışacaktık. Bu yüzden sakin ortam bizim için kontrol grubudur. Deney grubu hangisi o zaman? O da gürültülü ortamda ders anlatılan gruptur değil mi? Bu da deney grubudur. Çünkü gürültü ortamda anlatıyoruz ki gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini görebilelim. Bu yüzden bizim için deney grubu burası olur. Peki bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken burada nedir? Başarı mı gürültü mü? Bağımsız değişken. Bağımsız değişken. Neyi biz görmeye çalışıyoruz? Gürültünün öğrenme üzerindeki Etkisine, e, etkisini görmeye çalıştığımız şey ne? Gürültü. Demek ki, bak bir önceki sayfada ne demiştik? Deneyde etkisi araştırılan değişken, yani deneyin nedeni, o zaman gürültüymüş değil mi? Burası gürültü. Ve doğal olarak sakin ortam ile gürültülü ortam arasındaki sonuç, yani bağımlı değişken, başarı unsuru bizim için buraya geldi. Bakın tekrar söylüyorum. Ee, potansiyel bir sınav sorusudur. ÖSYM defalarca sormuştur. Yani bu şekilde bir metin verilir size ve hangisinin kontrol, hangisinin bağımsız veya hangisinin bağımlı değişken olduğu sorulabilir. Tamam mı? Buna çok dikkat ediniz. Unutmayalım. Devam edelim. Psikolojinin temel bilim alt dallarına bakalım burada. Yani alt dallarda psikolojiye baktığımız zaman biz bunları deneysel, bilişsel, gelişim ve sosyal psikoloji alanlarında görmeye çalışacağız unutmayalım. Şimdi Fatih Karmış demiş hocam tarih, coğrafya, din, sosyal bilimler canlı yayın gelecek mi? Bütün derslerle ilgili gelecek. Bu kanala abone olup topluluk kısmını takip ederseniz topluluk kısmından canlı yayınların ne zaman olacağıyla ilgili sizlere bilgi veriyorum. Tamam mı? Öyle yapalım. Şimdi psikolojinin e, temel e, bilim alt dallarına gelelim. Deneysel psikolojiyle başlayalım. Deneysel psikolojide biz e, insan davranışını anlamak için e, bu e, alanı kullanmaya çalışacağız Çünkü hani bu yöntemde neden sonuç e, bağ kurabilmek ve hani kurmuş olduğumuz bu neden sonuç bağını açıklamak için e, bu yöntem bizim için olmazsa olmaz nitelik olacak Hani biz bu psikoloji alanında işte duyundan algıya bellekten öğrenmeye güdüden duyguya çok farklı konuları el alıp değerlendireceğiz bu temel terimleri ise öğrenme konusunda bir sonraki dersimizde işleyeceğiz ona da söyleyelim Gelelim bilişsel psikolojiye. Bakın biliş, insan zihni. İnsan zihni içerisinde o zaman algı, dikkat, bellek değil, düşünme gibi zihinsel süreçleri içerisinde barındıran alan pis, e, bilişsel psikolojidir. Unutmayalım. Gelişim psikolojisine gelelim. Bak gelişim, insan gelişimi, organizma gelişimi. Hemen oradan aklınıza gelsin. Yani döllenmeden, ana rahmine düştüğünüz andan itibaren ölene kadar devam eden buradaki bilişsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişmeleri içerisinde barındıran ve bu süreç içerisindeki değişimleri ve dönemleri yaşa bağlı olarak bize göstermeye çalışan bir psikoloji alanıdır. Gelişim psikolojisi. Ve bir de sosyal psikoloji var. Bakın Toplumu biz ele alırken hangi e, bilim dalından faydalanıyorduk? Sosyolojiden. İnsan ve hayvan davranışını incelerken nereden faydalanıyorduk? Psikolojiden. E hani insanın toplum içindeki davranışları o zaman neyin konusu? İşte o da sosyal psikolojinin konusu. E, yani toplum içerisindeki insanı biz sosyal psikoloji içerisinde görürüz. Mesela e, etki konusu, ikna konusu, sosyal algı konusu, sosyal etki unsuru, kamuoyu, moda, uyum konusu, liderlik gibi konular... ...tamamen sosyal psikoloji içerisinde değerlendiriliyor diyelim. Evet, bunlar da temel e, alt bilim dallarımız. Devam edelim. Temel süreçler içerisinde davranışın oluşum sürecine gelelim. Burada organizmanın, uyarıcının ve davranışın ne olduğuna... ...ve işte o, organizma e, uyarıcı tepki bağına bir bakmaya çalışalım. Şimdi, canlılık özelliği gösteren tüm, tüm varlıklar bizim için organizmadır. Mesela şu an NASA tarafından e, bütün evrende aranan unsur budur, bir organizma. Yani bu bir alg olabilir, küçük bir bakteri olabilir, herhangi bir şey olabilir. Yani canlılık formu gösterebilen herhangi bir nitelik. Bütün evrende aranan bir unsur budur. Bizden başka canlı formu var mı? İç ve dış çevreden gelen, duyu organlarını harita geçiren her türlü etki ise uyarıcıdır. Uyarıcı dedik ya içten veya dıştan geliyor. İçten gelen nedir? Tamamen insan fizyolojisinden kaynaklanan. İşte hani susama, acıkma, üşüme, terleme bunlar içten gelen uyarıcılardır. E, i̇kinci unsur dıştan gelen uyarıcılar. E, bunlar ise hani e, çevre faktörlü olan ses, koku, ışık, ısı gibi unsurlar söylenebilir. Aysu demiş ki TYT için yayın yapıyor musunuz hocam? Tabii ki yani bu vakte kadar hep TYT için geldik. TYT'nin tarih, coğrafya, felsefe, Din Twitter'ı bu derslerin konu videolarını çektik. Kanalda oynatma listesinde 2021 videoları var. Aynı zamanda soru çözüm videoları da var. E, ve sosyal bilim denemeleri var. Bu kanalda sosyal bilimlere ait her şey var. Yani biraz kurcalayın tamam mı? E, bu seneye dair birçok şeyi bulabilirsiniz. Evet. Şimdi e, uyarıcı da bu şekildeydi. <laughs> Reklamlar bitti. Davranışa gelelim. Davranış dediğimiz şey ne? E, organizmanın içsel ve dışsal bu uyarıcılara karşı vermiş olduğu her türlü tepki... Bizim için davranıştır. Tabii davranışları bazen gözleyebiliriz doğrudan. Mesela benim şu an konuşmamı, e, benim hani e, size jest ve mimiklerimi, bu nitelikleri doğrudan gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Ama benim şu an sizlerin sormuş olduğunuz sorulara veya dersi dinleme niteliğine karşı e, kafamdan geçen duyguları, düşünceleri e, göremiyorsunuz. E Bu da doğrudan gözlemlenmeyen bir davranış unsurudur. E, bazen. Aletler yardımıyla ölçülebilen davranış unsurları da vardır. Ee, i̇şte adrenalin seviyesi, bunun ölçülmesi gibi. Ee, bazen de organizmanın davranışını etkileyip yönlendiren beyin temelli işlevler de vardır. Onlar da hani, hatırlama olabilir, dikkat olabilir, bir rüya niteliği olabilir veya e, bir problem çözme aşaması olabilir. Yani zihinsel süreçleri de içerisinde barındırıyor diyelim. Unutmayalım. Evet, şimdi geldik uyarıcı organizma tepki bağına. Bunların ne olduğunu söyledik. Bir de şu noktaya gelelim. Bakın size sınavda şöyle bir şekil verilir. Ve bu şeklin açılımının ne olduğu seçenekte sorulabilir. Tekrar söylüyorum. Size uyarıcı organizma ve tepki bağında bu şekilde bir unsur verilir. Ve der ki hani uyarıcı yani uyarıcıların organizmada yarattığı tepkilerle ile ilgili yukarıda verilen görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki görseli destekler? Ben buraya baktığım zaman elimde bir tane uyarıcı var. İki farklı organizma var. Ve iki farklı organizmada da iki farklı tepki ortaya çık çıkarmış. Yani aynı uyarıcı farklı organizmalarda farklı tepkiler oluşturmuş. Ama uyarıcı aynı. Uyarıcım ne olsun? Mesela İbrahim Hoca'dan ders dinlemek. Şu an benim sesimi duymak. Ders. Diyelim ki şu an bir isim gördüm. Ee, Esra Nur Yürük. Esra Nur için benim sesimden ders dinlemek keyifli iken onun altında Fatih Karmış'ın adını gördüm. Fatih için ise bu hiç de iyi değildir. Bak aynı uyarıcı, aynı ses tonu ve vurgusu farklı organizmalarda iki farklı kişide iki farklı tepkiyi oluşturabiliyormuş. İşte ÖSYM senden bunu istiyor. Yani şuradaki bu görseli yorumlamanı istiyor. Çok dikkat etmen gerekiyor. Çok basittir. Çok basittir gerçekten. Ee, ama hani biraz pratik yaparsan e, burada çıkacak sınav sorusunu çok rahat bir şekilde çözersin. İkinci e, potansiyel sınav sorumuza gelelim. Dikkat edersen burada bir uyarıcımız var ve bir tane organizmamız var. Organizma kişi, insanları burada. Ama e, birden fazla tepki var değil mi? Mesela uyarıcımız ne olsun? Yemek veya bir yemek kokusu olsun. Tamam mı? Mesela uyarıcımız yemek yemek kokusu olsun. Organizmada yani İbrahim'de diyelim. Tamam mı? İbrahim'de veya Furkan demiş hocam ben ben. Hadi Furkan Toprak olsun. Furkan Toprak'ta aç olduğu zaman, aç olduğu zaman hoşa gidecek. Tok olduğu zaman, tok olduğu zaman burada e, hani herhangi bir tepki belki vermeyecek veya tamamen hani mide bulandıracak veya hani ne açlık ne tokluk hissettiği zamanlarda çekindiği durumlarda da nötr duracak. Yani birden fazla tepkiyi ortaya çıkarabilir diyelim. Tamam mı? Bu unsuru oluşturur. Evet. Devam edelim. Bak burada 3 tane uyarıcımız var. Şimdi bunu yorumlamaya çalışıyoruz. 3 farklı uyarıcımız var. Bir tane organizmamız var. Bir tane tepkimiz var. Görseller tam da oraya uyuyor. Mesela bu toprak demiş ki e, bu bu saati anlamayan ben miyim sadece demiş. E tam anlamadım dediğini ama. bu Buse diyelim ki bu Buse için manzara üç farklı e, uyarıcı. Bir doğa manzarası, deniz kenarında şöyle şenzonga uzanmak. E, i̇şte kemanda müzik dinlemek veya doğanın resmini çizebilmek. Farklı uyarıcılar aynı organizmada aynı tepkiyi oluşturabilir. Yani hoşlanma, hoşa gitme farklı uyarıcılar vardı. Bak tabloydu, müzikti ve manzaraydı. Farklı uyarıcılar ne yaptı bu Tek bir organizmada, aynı organizmada aynı tepki oluşturdu. Yani hoşa gitti. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir de son olarak ee, dikkat ederseniz farklı uyarıcılarımız var. Tek bir organizmamız var ama farklı tepkilerimiz oluşmuş. Bu nasıl olabilir? Hocam Üç tane farklı or, e, uyarıcımız var ama sadece bende nasıl farklı şeylere sebebiyet verebilir? Diyelim ki hemen kendimden örnek vereyim. Ben üniversite sınavına girdiğim zaman e, sınavın da kötü geçtiği bir gündü böyle. Ama e, sınav kötü geçmesine rağmen 2,5 milyon kişi arasından e, 16 bininci olmuştum. Ve 9 Eylül Üniversitesi'nde sosyal bilgiler öğretmenliğini kazanmıştım. Ben kazandığım gün yani e, sınavın olduğu gün daha doğru söyle söyleyelim. E, 2008'de ve... Ee, Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın olduğu e, yazdan bahsediyorum 2008'de ve bizim meşhur böyle Çek Cumhuriyeti'ne 2-0'dan 3-2'ye çevirdiğimiz maç o gün oynanıyordu. Şimdi sabah sınava girdim. Sınavda birçok yanlış yaptım böyle sene boyunca e, kendimi çok iyi hazırlamıştım aslında. Yani böyle denemelere girer 132 sorudan 130 tane falan çözerdim. E, net halimde çözerdim yani. Ama sınav benim için çok kötü geçti. Çok üzgündüm. Bak ne oldu? Sınav, sınav, ee, organizma İbrahim, e ne oldu? Kötü, yaratmış olduğu duygu kötü, hoşa gitmeyen bir unsur. Ama maçı e, ne yaptık? 2-0'dan 3-2 kazanmamız, bende sevinç ve... E, yatağa geçip, ertesi gün bir daha böyle derslere, bununla beraber işte notlara, soru kitaplarına, konu kitaplarına bakmayacak olmam düşüncem, yani artık o kitapların geride bırakılmış olması mutluluk yarattı. Oba ne oldu? Üç farklı uyarıcı, üç farklı tepkiyi ben de oluşturmuş oldum, tamam mı? E, böylece bu niteliği yormuş olduk. Tamam, bu da böyle oluşmuş oluyor. Umarım sizler için de artık son bir sınav olur. Ee, istediğiniz bir şekilde güzel bir üniversiteye, hayal ettiğiniz yere ve güzel adımlarla gitmiş olursunuz. Pandemi süreci de böyle sona erer. Hani uzaktan da almayın bunu. Çünkü üniversiteyi uzaktan okumak hiç de hoş değil. O kampüsün havasını, o derslerin havasını, gideceğiniz şehirlerin o dokusunu da görmek gerekir. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Tamam mı? Evet, gelelim bu kısma. Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı arasındaki ilişkiye. Şimdi işin biyolojik boyutlarına gelelim. Bu Yani şu vakte kadar davranış unsuruyla gitmeye çalıştık. Şimdi bir de beyin kısmına gelelim. Şimdi değerli kardeşlerim, e, özellikle e, endokrin sistemi ve sinir sistemi birlikte çalışarak organizmayı kontrol eden ve düzeni sağlayan niteliklerdir. Öyle söyleyelim. Endokrin sistemi burada hormonların salgılanmasından sorumlu olan sistem iken sinir sistemi ise vücudun o elektrokimyasal ve e, o iletim ağını sağlayan niteliğidir yani her türlü böyle davranış beynin değişik bölgelerinde yer alan sinir hücrelerine gider. Mesela ben şu an bunları sizlere ifade ederken milyar milyar saniye böyle niteliğinde beynimden elektromanyetik nitelikler ağzıma bu ses tellerine, el davranışlarına, göze, jeste, mimiye hareket ettirir ve bu sinir sistemleri sayesinde sizlere ulaşır. Sinir sistemini ise biz merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayırıyoruz. Beyin ve omurilikte bulunan nöronlardan oluşan sistem merkezi sinir sistemidir. Nöron dediğimiz on son nedir? Hani insan ucundaki bilgi aktarımını kimyasal ve elektriksel yolla sağlayan sinir hücreleridir. Bir de çevresel sinir sistemimiz var burada. O da vücudu böyle ağaç kökü gibi burada koku olmuş burası kökü gibi saran böyle sinirlerden oluşan kısım çevresel sinir sistemidir. Yani vücudun organlarını özellikle sinir sisteminden almış olunan veriler, bilgi getirip götürme yani ayakçılık yapmak kısmı isim çevresel sinir sistemi içerisinde diyelim, unutmayalım. Ee, Mehtap sormuş hocam tahmin olarak yayın ne zaman biter diye. Takriben 10 dakika içerisinde bitmiş olur tamam mı? En geç 10 dakika diyelim. Şimdi beyne bakalım. Beyni içerisinde bakın, beyni, beyinciği, omurilik soğanını, omuriliği görüyoruz. Tanım unsurları bu şekilde. Hani bunları bilseniz de bilmeseniz de bir şey değiştirmez. Hani bir sınav sorusu olarak e, çok ayrıntı bir soru olur. Sormazlar. Ama bizim için, ben buraya hani pdf de verdim bakarsınız. Loplar önemli. Yani beynin sağ ve e, sol yarım küre loplarına gelelim burada. Şimdi e, bu lop alanları... E, farklı şeylere sahiptir. Yani kişinin mesela sol yarım küresine baktığımız zaman biraz daha hani sayısal nitelikli unsurları içerisinde merak ve deneysel unsurları içerisinde barındıran e sağ lobları ise biraz daha estetiği, biraz daha hani burada e sosyalliği bağlayan lob kısmıdır. E kişi de hangisi daha fazla gelişmişse işte senin sözelci ve sayısalcı olarak ayrılmanda oraya kadar gidiyor. Eşit beraber kullanıyor öyle diyelim. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Fatih Karmis diyor, hocam Osman Bey döneminde beyler kimdir? Osman Bey döneminde beyler beyliği yoktur. Çünkü Osman Bey döneminde beylik halindeyiz. Beyler beyi ne demektir biliyor musun? Birden çok böyle eyaletin, toprağın, beyliğin sana katılması demek bu beylikler toplanır. Ondan sonra beyler beyliği kurulur. E ya işte yaparsın Rumeli beyler beyliği, Anadolu beyler beyliği. E Osman Bey daha bismillah daha devlet bile olmamış. Beyler beyliği nereden olacak? Devam edelim. Kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçlere ve davranışa etkisi unsuruna gelelim. Edinilmiş donanım ve doğuştan donanım sorularına bakalım buraya. Edinilmiş donanım bizim için çevredir. Yani, e, organizma, insan bir çevre içerisinde doğar değil mi? E, doğal olarak burada büyür. Çevreden almış olduğu tepkileri, etkileri, nitelikleri e, burada varlığını sürdürerek hareket eder. E, doğal olarak e, doğum öncesi çevreden fiziksel çevreye, sosyal çevreden kültürel çevreye insanı bu alanlarda etkiler ve... E, bu davranış niteliğini oluşturmaya çalışır. Bir de doğuştan donanım var. Yani kalıtım. Bu da anne babadan gelen genetik özelliklerdir. Bunların çocuğa geçmesidir diyelim. E, doğal olarak hani mesela kişinin göz rengi, işte fiziksel durumu, kan grubu, bu gibi özellikler, yeteneği, mizacı, bu unsurlar kalıtımla çocuğa aktarılmış olur. Ama şunu unutmamanız gerekiyor. Şimdi kalıtım bireyin temel eğilimleri ve davranışlarının alt ve üstlerini belirler. Mesela bak. Şimdi kalıtımdan sana bir e, alanda yetenek unsuru gelsin. Tamam, senin böyle çok böyle devasa bir yeteneğin olsun, tamam mı? Bunun bir alt bir de üst sınırı var. Ama işte kişinin bu alt veya üst sınırlara ulaşması işin edinilmiş donanımdır. Yani çevredir. Mesela e, iki tane örnek vereyim size. Biri Lionel Messi olsun, diğeri Batuhan Karadeniz olsun. Şimdi Lionel Messi e altyapıda inanılmaz yetenekliydi Barcelona zamanında. Yani biz bu çocuk inanılmaz bir futbolcu olur diye o zamanlardan benim yaşımda biraz olduğu için takip eder görürdük. Şimdi ama şu var. Yeteneğin de bir alt ve üst sınırı var. Kişi ne kadar bunu aktif kullanır? Çevreden ne kadar bunu destekleyici unsur sağlarsa yeteneğinin seviyesinin ve doğal olarak o unsurun performansın en üst niteliğine yaklaşır. Diğer örnekte Batuhan Karadeniz var. Beşiktaş'ın altyapısında oynuyordu. Ya böyle 40 maçta 120-130 gol atan altyapıda. Küçük yaş grubunda öyle bir topçuydu. Ama ne oldu? Bak yetenek oldukça yüksek. Kalıtımdan gelmiş. Ama ama e, çevre faktörü tam olumsuz gidince o bir Messi olamadı. O dünyanın en iyi oyuncularından biri olamadı. Ve çürüdü gitti. Mevzu bu. Tamam mı? Demek ki sadece kalıtım her şeyi sağlamıyor insan yeteneğinde insanın o niteliği kullanmasında burada çevre de oldukça önemli ve süreç, duyu, deneyim, yaşantı unsurları da oldukça önemli olacak. Onu unutmayalım. Tamam mı? Devam edelim. Yaşam boyu gelişime gelelim. Yaşam boyu gelişime ele alalım. Bu da dersimizin artık bugünlük son kısmı. Damla Türkmen o da demiş. Hocam görün ne olur demiş. Damla e, bir daha sorabilir misin ne sorduysan? Göremediğim için yukarıda kalmıştır. Yaşam boyu gelişime gelelim. Son olarak buraya bakalım. AYT deneme gelecek mi? demiş. Tabii ki gelecek. Ama hani ayeti konuları bir işleyelim. Şöyle konuları bir seviyeye getirelim. Ondan sonra deneme çözmeye başlayalım. Şimdi yaşam boyu gelişimdeyiz. Yaşam boyu gelişimi ele alalım. Ee, şimdi gelişim hani belli bir dönemde olmayan, belli bir dönemde sınırlı kalmayan, yaşam boyu devam eden temel bir süreçtir. Tabii bu süreçte kendine büyüme, olgunlaşma ve öğrenme gösterir. Büyüme bizim için hani kişideki boy, kilo ve iç organların yapısındaki ve büyüklüğündeki meydana gelen unsurdur. Yani işte parmaklarımın uzaması benim için bir büyümedir. Olgunlaşma ise kalıtıma bağlı zamanla kendiliğinden gerçekleşen fiziksel ve zihinsel etkinliğinin daha doğrusu o büyümeyle gelen unsurun davranışı yapabilecek seviyeye ulaşmasıdır. Az sonra örnekte net bir şekilde göreceğiz. Öğrenme ise tekrar ve değişantılar sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mesela ne dedim? Parmaklarımın uzaması. Benim için büyümedir veya ayağımın uzaması bir büyümedir. Olgunlaşma nedir? Senin parmak kaslarının veya ayak kaslarının kuvvetlenmesidir. Benim artık kalemi tutabilmem bir olgunlaşmadır veya top geldiği zaman ayağımla topa vurabilmem o kas gücünü kullanabilmem bir olgunlaşmadır. E, öğrenme niteliğine gelelim. E, şimdi ben A harfini, B harfini, C harfini öğrenmem ve bunları e, kalemle tutup yazabilmem bir öğrenmedir veya topu nereye atabileceğimi nasıl şut çekebileceğimi e, burada edinmem bir öğrenmedir. Tamam mı? Büyüme, olgunlaşma, öğrenme arasındaki fark bu şekilde. Öyle söyleyelim. Girişime gelelim. Büyüme, olgunlaşma gibi bu biyolojik faktörler ile öğrenme gibi bu çevresel faktörleri içerisine alan ...doğum öncesi dönemden ölüme kadar süren bir süreçtir. İşte gelişim dönemlerine mesela bak... ...yeni doğan bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi... ...yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi gibi farklı dönemlerde de görebiliyoruz. Bir sonraki dersimizin konusu bu olacak zaten. Buradan başlayacağız. Gelişim bu unsuru içerisinde bulunduruyor. Gelişim e görevi ise... ...hani belli bir dönem içerisinde beklenen beceri ve davranışlardır. Mesela sen yeni doğan bebeklik döneminde çocuktan... E, siyasi düşünceler hakkında veya ideolojik fikirler hakkında düşüncelerini isteyemezsin. Çünkü o çocuktan beklediğin en fazla, odan fazla altına etmeye, ya. Gene <laughs> etrafı kokuttun falan olur yani. Çünkü her bir dönemden beklenen beceri ve davranışlar birbirinden farklıdır. İşte gelişim görevi de bireyin e, her dönemde o döneme uygun davranabilmesi ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesidir. Eğer bu dönemlerde bir sıkıntı ortaya çıkarsa ki biz buna kritik dönem deriz... E doğal olarak sonraki yaşlarda da bir eksiklik, noksanlık yaratacaktır. Bu şekilde ifade etmiş olayım. Olayım. Hadi bakalım ne yapalım? Dersimize başlangıç yapalım. Şöyle gelsin. İlk olarak insanların gelişim dönemlerini bir ele alalım. Gelişim dönemlerinin temel özelliklerine bir bakalım. Şimdi gelişim dönemlerine baktığımız zaman 0-2 yaş arası bizim için hani yeni doğan ve bebeklik dönemi olarak bilinmektedir. 0-2 yaş gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Tamam mı? Hani direkt olarak bu paradedi gördüğünüz zaman gideceğiniz yaş grubu 0-2 yaş olacak. Çünkü en hızlı olduğu dönem bu dönem. Boyda, kiloda artış özellikle doğumdan sonraki ilk yılda oldukça hızlı. Eee 2 yaşına doğru da e, kısmi bir azalma söz konusu. Motor gelişiminin hız kazandığı, tepkilerin refleksle gerçekleştiği, bilişsel gelişime bağlı olarak refleksler yerine amaçlı davranışlara zamanla bıraktığı ve bebeklerinde özellikle fiziksel ve bilişsel olarak gelişirken aynı zamanda sosyal olarak da burada gelişmeye başladığı dönemdir. <laughs> hani babana bir çap yap bakayım, işte annene bir agulgu yap dediğiniz dönem, bu dönem diyelim değerli kardeşlerim. Gelelim 2 yaş ile 12 yaş yani çocukluk dönemine. Tabii çocukluk dönemine baktığımız zaman burada bu dönem hani fiziksel gelişim niteliğinde bebeklik dönemine göre hani biraz daha yavaş olduğu bir dönemdir. E tabii bu dönem hani çocukların merak unsurunun daha çok ön plana çıktı. özellikle e, sık sık soru sorduğu bir dönemdir. İşte baba burası niye yeşil renk? Baba dünyada biz ne için varız? İşte anne sen bu kadar güzel yemekleri ne için yapıyorsun vesaire vesaire sürekli soru sorduğu bir dönemdir. Tabii burada ebeveynlerin de bu gibi sorulara karşın e, çocuğun sorularını yanısız bırakması veya hani onları e, burada biraz daha ötelemeye çalışması çocuğun ilerleyen yaşlarda pısırık olmasına da sebebiyet verir. Bir gün sizler de inşallah çok güzel anneler babalar olursunuz. Çocuklarınız size de bir sürü soru soracaktır. Hani bir noktada belki sizi sıkabilir ama lütfen sorularını cevaplayın. Çünkü bizim toplumdaki en büyük eksik insan merakının tatmin edilmemesidir. İnsanlar merak etmedikçe geri çekilecektir. Merak etmeyen bir birey felsefe yapamaz. Merak etmeyen bir birey girişimci olamaz. Merak etmeyen bir birey sorgulamaz. E, sorgulamayan, felsefe yapmayan, girişimci olmayan toplumlarda tamamen e, diğer toplumların e, hayatı yönlendirmesine bağlı kalır. O zaman işte senin ülkende arabalarda gavurların olur, ilaçlarda gavurların olur, e, hayatının hemen hemen tüm unsurları gavurların olur tamam mı? E, sizler öyle anne baba olmayın. Tabii e, çocukluk unsuruna baktığımız zaman burada orta çocukluk ve geç çocukluk dönemlerini de görebiliyoruz. Orta çocukluğa geldiğimiz zaman fiziksel gelişim önceki dönemlere göre daha da yavaşladı. Hareket etme becerilerinin, ince motor böyle kas becerilerinin kontrol edildi. somut bilgi dönemidir burada. Hani çocuk anneyle babadan hani bağımlılığı biraz daha e, azaltır. Yavaş yavaş arkadaş çevresine yönelmeye başlar. O ilk aşamadadır diyelim. Geç çocukluk dönemine gelecek olursak bu dönemde ise artık akran grubu oldukça önemli. Hani anneden babadan tamamen artık böyle kopma yoluna gitmeye başladık. Artık arkadaş grupları bizim için oldukça önemli. Yine karşı cinse yönelik olarak böyle kızdırma, şakalaşma, hani o ortaokul çocukların işte birbirinin kafasına silgi attığı, kızların işte erkekler tarafından saçının çekildiği e, o dönemler bizim için nedir? E, i̇şte bu geç çocukluk dönemidir. Alay etmelerinde daha baskın olduğu bir dönem olduğunu söyleyelim. Ee, yavaş yavaş gerçekçi korkular yani hayali korkuların, öcülerin, işte kaftandaki canavarların yerine artık yavaş yavaş gerçek insani korkular e, alıyor diyelim bu dönemde. Ve gelelim ergenlere. <laughs> ergenlik dönemini ele alalım. 12-18 yaş arası. Ee, ergenlik dönemi çok enteresandır. Ee, ciddi manada şunu da söylemek e, gerekir ki e, ergenlik dönemindeki o insanın coşkun niteliği aslında yaşama böyle vurgulanırsa... ...hakikaten çok değişik bir toplum yapısı şekillenebilir. Şimdi e, cinsiyet hormonlarının biraz daha hani burada salgılanmasıyla birlikte... ...cinsiyet özelliklerinin geliştiği bir dönemdir. Kızlarda daha erken başlandı söylenir. E, yine bu dönemde e, kollar, bacaklar, eller, ayaklar vücudun geri kalan kısımlarından... ...daha hızlı büyüdüğü için e, ne oluyor burada? Sakarlıklar meydana geliyor. İşte yere düşmeler, sürekli bir e, koordinasyonsuzluk burada söz konusu. E, aynı zamanda sesler de çatallaşmaya başlıyor değil mi? Çocuğun sesi mesela ortaokula geldiği zaman, abi ben bunu alabilir miyim? Seviyesinde e, geliyor ergenlik dönemine. Obu, bu ne kadar obu? Yani ses bayağı bir kalınlaşıyor böyle ama sonra tekrardan incelmeye başlıyor. Ama o ilk unsur gerçekten çok korkutucu. Onu da söyleyelim. Ee, yine zihinsel alanda da e, bir değişim söz konusu. Daha önceki dönemlerde hani böyle somut veriler üzerine algılama becerisi bu dönemde soyut kavramların daha iyi anlaşıldı. İşte doğaüstü kavramların, metafizik ögelerinin, e, bu gibi niteliklerin çocuğun zihninde daha iyi yer ettiği bir dönem olarak söylenebilir. Tabii çocuk bu dönemde toplumsal olaylara, toplumsal durumlara, değerlere, e, aynı zamanda politikaya oldukça e, ilgili oluyor. Ya yani bu dönemde böyle devrimci gençleri, <laughs> ideolojik gençleri, her şeye böyle atılan gençleri oldukça görebilirsiniz. E, Ona da söyleyelim tamam mı? O nitelik burada oldukça fazla. Mesela kardeşlerimden biliyorum. Kardeşim ergenlik döneminde her şey oluyordu. Bir gün kaçakçı oluyordu. Diğer gün işte sosyalist oluyordu. Bir gün böyle toplumsal liderlik niteliği oluyordu. Bir gün bilim adamı oluyordu böyle. Her şeyden etkileniyor çünkü çocuk ya. Yani dünyayı kurtarmak istiyor. Bakın üniversitede böyledir. Hani 4 yıl üniversite okuyacaksınız değil mi? E, üniversitede de hala ergen kafasıyla hareket etmeye başlarsınız. Mesela üniversiteye girdiğiniz zaman dünyayı kurtarmak istersiniz. Çünkü... Inanılmaz bir şey başarmışsınızdır ya üniversiteye girdiniz, bir bölümü kazandınız böyle. Hele pandemi süreci bittikten sonra o hani üniversitenin kapısından ilk içeri giriyorsunuz ya böyle. Hani sanırsın e, üniversite yani gelen işte Ankara'dan Konya'dan Erzurum'dan Sivas'tan bu sen değilsin de hani e, başka bir evrenden geliyorsun böyle. Evrenin yaratıcısı gibi böyle <laughs> bir kasılmayla üniversiteye girersin çünkü ilk sene e, burada ne yapmaya çalışıyorsun sen evreni kurtarmaya çalışıyorsun. İkinci yıl ne oluyor? Hani biraz e, alana daraltıyorsun. Aslında hani ben evreni kurtaramam diyorsun, ülkeni kurtarmaya çalışıyorsun. Kafa tamamen senin ülkeni kurtarmaya yönelik oluyor. Üçüncü seneye geliyorsun, daha da daraltıyorsun burada. Burada artık aileni kurtarmaya çalışıyorsun. Kendin ve ailen üzerine şekilleniyor burada. Dördüncü yıla geliyorsun, artık üniversitenin bittiğini farklı yılıdır burası. Burada da dötünü kurtarmaya çalışıyorsun. Onu da peşinden söyleyelim. E, süreç böyledir, tamam mı? Sizi de bekler, onu da söylemiş olalım. Ee, ergenliğin de üzerine. Devam edelim. Gelelim yetişkinlik dönemine. 18-65 yaş arası. Hani burada artık ayaklarınızın üzerinde durduğunuz, hayatınızı şekillendirdiniz, bir aile kurdunuz, çocuk sahibi oldunuz, işinizde, mesleğinizde e, hani belirgin bir kişi oldunuz. 65 yaşa geldiğinde e, emekli olduğun vakte denk geliyor diyelim. E, hani bu dönem artık ailenizden ayn bağımsız kaldığınız e, bir dönem olarak da söylenebilir. E, bu dönem aslında sizin aktif yaşantınızın bir karşılığıdır. İnşallah hani bu yaş grubu unsurunda çok güzel hayatlar yaşarsınız. E, keşkeleriniz oldukça az olur. E, çok güzel bir hayatta sizi e, bekler diyelim. Tamam mı? Onun da temennisinde bulunayım. E, gelelim 65 yaş ve üstüne. E, bu dönem hani dedim ya inşallah keşkelerin az olacağı bir dönem olur. Çünkü hani bir laf vardır ya. Hani keşke yani yaşlılar yapabilse, gençler düşünebilse. Çünkü yaşlı artık bazı bir şeyi yapabilmek niteliğinde çok yetkin değil. Vücut metabolizması ve fiziksel durum buna e, müsaade etmiyor. Ama çok şeyi düşünüyor. Çünkü çok yaşadı, çok gördü, çok bilgi sahibi oldu. Gençlerde de tam tersidir yani. Yapma yetkinliği daha kuvvetlidir ama hayat becerisi çok yüksek olmadığı için... E, ...biraz da hani böyle kafası kesilmiş tavuk gibi oluyor piyasa içerisinde öyle söyleyelim. E, şimdi şuna bakalım. Batuhan demiş, hocam demiş... Atanması kolay meslekler nelerdir? Şu anki ülkemiz için, hadi hazır böyle fazla kalabalık değiliz. Ben senin bu sorunu cevaplandırayım. Ben sizin yerinizde olsam kardeşlerimi de oraya yöneltiyorum. Yazılımcılık, bilgisayarla ilgili her türlü üniversite ve mesleki niteliği size tavsiye edebilirim. Yani şu an ülkede en popüler olan, sadece ülke değil bütün dünyada en popüler alan bilişim dünyasıdır. E, yerinizde olsam bilişim alanında kendimi geliştirirdim. Kesinlikle işsiz kalmazsınız, parasız kalmazsınız... Hele, hele yabancı dili de geliştirirseniz çok güzel bir gelecek sizi bekleyebilir. Tamam mı? Fazla uzatmayayım. Belki bunlarla ilgili başka bir yayın vaktinde konuşabiliriz. Şimdi yaşlılıkta neler ortaya çıkıyor? Bu dönemde sağlık sorunları, görme işitme kayıpları, fiziksel güçsüzlükler, yine geleceğe yönelik beklentilerin azalması ve yalnızlık duygusu. Çünkü hani belli bir yaşa gelince sevdiklerinizi yavaş yavaş, arkadaşlarınızı belki işinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Yalnızlık daha ön planda diyelim. Tabii yaşlı insanların en önemli beklentisi ise burada en önemli tek şey de kimseye muhtaç olmamak. Yani o vakte kadar ele düşmemek bizde de yani toplumda söylenildiği gibi öyle ifade edelim. Şimdi gelelim Jean Piaget'in bilişsel gelişim kuranlarına, gelişim dönemlerine baktık. Bir de Piaget bunu nasıl ele almış onu değerlendirelim. Şimdi ile ilgili sınavda sorular gelebilir. Ona özellikle sizlere e, belirtmiş olalım. Yani hangisi Jean Piaget'in işte duygusal motor dönemini yansıtan bir nitelik özelliktir veya hangisi Jean Piaget'in bilişsel gelişim kuramında işlem öncesi dönemde görülmez tarzında verilir. Mesela buradan dört tane seçenek yazılır. Bir tane de mesela somut işlemler veya soyut işlemler döneminde gösterilebilir. Tamam mı? Bu kalıpta da e, onu ifade etmek gerekir. Soru kalıbımız bu şekilde. Peki nedir duygusal motor dönemi? Burası 0-2 yaş grubu, doğal olarak bebeklikten bahsediyoruz. 8. aya kadar burada bebekler duygusal dünyanın dışına çıkan her şeyin yok olduğunu düşünür. Bu ne demek? Mesela önünüzde 0-2 yaş arasında bir bebek var tamam mı? Şu bebeğin eline hani dursun diye şu işte şey veriyorsunuz. Mendili, selpa falan veriyorsunuz böyle. Bebek işte bununla oynuyor. Ay gugu gugu oynuyor böyle. Sonra onu alıp böyle bebeğin arkasına saklıyorsunuz. İşte bebeğin bu duyusal dünyasında bu artık kaybolmuştur. Yani bir nesne korunumu söz konusu değildir. E, bu yüzden değerli arkadaşlarım, e, nesneyi burada e, ilk o şeyde 8 aya kadar, öyle söyleyeyim 8 aya kadar nesne korunumu söz konusu değil, 8. aydan sonra bebek artık sizin o numaranızı yemiyor. 8. aydan sonra arkaya koyduğunda bebek hop kafayı çeviriyor, tekrar onu alıyor. Tamam mı? E, gelelim işlem öncesi dönemi. İşlem öncesi döneminde e, 2-7 yaş arası, ya bu yaşlar arasında çocuklar henüz mantıksal işlemleri yapamıyor. Ama olayların ve nesnelerin görüşlerine göre akıllı yürütme niteliği onlar da söz konusu. Tabii fiziksel olarak yanında olmayan nesneleri de düşünmeyi de öğreniyor. Yani illa hani gerçek kavramlar ben orada varım diye değil. Farklı noktalarda da olabilir düşüncesi yatıyor burada. Ben merkezi düşünce var. Mesela çocuk arıyor burada babasını tamam mı? Oyun oynuyor. E, oynadığı oyunda evcilik olsun veya işte bebekleri böyle veya arabaları birbirine çarpıştırma olsun. Şunu söylüyor babasına. Baba diyor az önce gördün mü ya? Arabayı nasıl birbirine vurdum? O tekeri nasıl çıktı? Sen de gördün değil mi? Ne kadar enteresandı ya. Uf, nasıl bir şey olacak ben onu tekrar atacağım falan böyle. <laughs> Sanki hani herkes onu izliyormuş. Herkes ona, onu takip ediyormuş gibi diğer insanların öyle algıladığını düşünür. Ee, hani ben merkezli düşünce mantığı budur. Tamam mı? Öyle söyleyelim. Ben merkezli düşünce hala bizim hayatımızda var. Ben mesela lise çağlarında şey derdim. Ne zaman böyle Fener maçını şeyden izlesem, televizyondan izlesem Fenerbahçe izliyordu. <laughs> ben kendime bağlıyordum mesela. Ulan gidip izlemeyin bari yenilemesinler falan diye. Hani sanki koskoca takım senin e, geçip hani kahvede mavede o maçı izlemene bakar yani. Eee, geç. Yine burada olaylara tek yönlü yaklaşıyor ve aynı zamanda da özelden özele akıl yürütme söz konusu bu dönemde. Ona da söylemiş olalım. Somut işlemler dönemine gelelim. 7 ile 11 yaş arası. Bu dönemde bilgi oldukça mantıklı ve sistemli bir hale dönüşür. Çok böyle yönlü, çok boyutlu düşünme bu dönemde söz konusu. Hani ben merkezi düşüncenin yerine çok boyutlu düşünce alacaktır. Nesnelerin görünüşüne göre akıllı yürütmez burada birey. Aynı zamanda burada zaman kavramı gelişiyor. Zamanı daha iyi kullanma niteliği çocukta söz konusu. Çünkü okul yaşantısı artık başlayacaktır değil mi? Bunu da iyi bir şekilde ifa edecek. Yine ben merkezcilik burada bitiyor. Yine çocuk başkalarının bakış açısını da görmeye, onları önemsemeye de çalışıyor. E, somut olduğu e, sürece de burada karmaşık problemleri e, çözebiliyor. Çünkü hala somut işlemler niteliğini burada gerçekleştirecektir. E, soyut düşünme henüz bu dönemde gelişmemiştir. Soyut işlemler dönemine gelelim. Oraya bakalım. Bu dönemde değerli kardeşlerim 12 yaş ve üstüdür Piaget'e. E, soyut düşünme niteliği artık ön planda. E, ergenlik çağına denk gelen bir dönem burası. Üst düzey, üst düzey böyle bilissel beceriler bu dönemde kazanılır. Aynı zamanda soyut düşünmeye bağlı olarak da çocuk ideolojik niteliklere bağlı kalmaya veya onlara yönelmeye. Din niteliğini daha ön planda tutmaya. Yani metafizik ögelere yönelik, işte siyaset gibi kavramlara yönelik eğilim daha fazla oluyor. ona da söyleyelim. Şimdi Box, Box sormuş. Hocam demiş adı, e, ayeti edebiyatta gelecek mi? Şimdi ben geçen sene edebiyata yönelik olarak hani kısa böyle... Nokta atış bilgide videolar çekmiştim. En son cumhuriyete kadar getirdim. Orada kalmıştım. Benim e, şeyim yani görüşüm e, cumhuriyetten devam etmek üzerine. Çünkü o videolar çok güzeldi. Hem size nokta atışı bilgiler veriyordum. Hem de o videoların açıklama kısmında PDF'ler vardı. Hem kısa kısa notlar vardı. Hem de size ücretsiz test yayınlamıştım. Hem test sorularını çözüp hem de kısa tekrarlarla çok iyi bir noktaya gidebilirsiniz. Bence gidin e, onlardan istifade edin. Bu kanalın oynatma listesinde bulabilirsiniz. Tamam mı? yani <laughs> anma hizmeti. <laughs> Bunlardan istifade edin. Ee, ama devam edeceğim tamam mı cumhuriyetten sonra. Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına gelelim. Ee, burada gelenek öncesi düzey, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey olarak ahlaki gelişim dönemini ele alabiliriz. Bunların ne olduğundan ve örneklerinden bahsedeyim sizlere. İtaat ve ceza. Bu dönemde kurallar başkası tarafından konuyor ve çocuk da tamamen otoriteye uyup hani ceza almamak için ne yapıyor? Hareket ediyor. Mesela diyelim ki ben e, sırf trafik polisi orada diye emniyet kemerine kelime takıyorsam, trafik polisi orada diye kırmızıda geçmiyorsam, onlar olmadığı zaman bunları önemsemiyorsam bunlar da itaat ve cezadır. Tamam mı? Öyle söyleyelim. E, saf, çıkarca, e, saf çıkarcılığa gelelim. Büşra, mail adresim bu kanalın e, hakkında kısmında var. Sosyal hocam 2 olması lazım. Bir bak oraya mail atabilirsiniz. Saf çıkarcılığa gelelim. E, burada hani çıkar sağlayan davranış doğru, sağlanmayan ise yanlış niteliğindedir. Hani ben birine yardım edeyim, e, hani yarın bir gün benim de ona işim düşer, o da bana yardım etsin mantığını e, aradığımız kısım saf çıkarcılıktır, tamam mı? Adı üzerinde temel nitelikte, çıkar amaçlı. Geleneksel düzeye bakalım burada. Şimdi e, iyi çocuk eğilimi buraya göz atalım. Doğru davranış başkalarını mutlu eden ve onların onayını almayı sağlayan davranış niteliğidir. Ya yani iyi çocukta biz Hani başkalarını mutlu etmek, başkalarının gözüne girebilmek, başkalarının böyle e, hani biraz daha hoşnutluğunu sağlayabilmek üzere hareket edeceğiz. E, i̇şte hani böyle e, nasıl söyleyelim size? Bir iş düşüldüğü zaman böyle diyelim ki ben hastanede çalışıyorum diyelim. E, benim akrabalar, eşler dostlar geldi. Normalde hani onların e, doktora yani kendini göstermesi için belki günler belki 15 gün sonra olacaktır ama ben aracı olup burada onları e, doktorun karşısına çıkarıyorsam bu bir hani iyi çocuk olma eğilimidir. Çünkü hani akrabaya, eşe, dosta iyi görünme mantığıdır. Öyle söyleyelim. Evet. Kanun ve düzene gelelim. Burayı ifade edelim. Sonra birkaç soru sordunuz onu cevaplayacağım. Kanun ve düzen için bu dönemde artık doğru davranış, ortak çıkarları koruma ve düzeni sağlamak için uygundur. Yani kuralları çiğneyenler bu dönemde artık cezalandırılır. Gelenek sonrası düzeye gelelim. Buraya bir bakalım. Bu dönemde sosyal sözleşmeyi ve evrensel ahlak kurallarını görebiliyoruz. Sosyal sözleşmede iyi eylem, toplumun ortak çıkarlarını korumak ve e, bu unsur üzerine hareket etmek e, niteliğidir. Tabi burada kurallarda e, mutlak değil. İnsanların ortak iradesi üzerine şekillenmiştir. Evrensel ahlak kuralları ise burada insanlık, barış, insan uğru, erdem, bu gibi temel kavramları ve değerleri içerisinde bulunan. E, eylemin ahlaksallığını biraz daha ön planda tutan kısımdır. Öyle söyleyelim. Şimdi Satı demiş, hocam mantığı tekrar edecek misiniz? Evet, mantık videoları da gelecek haftadan itibaren artık full tekrarla gelecek. Hem sembolik hem klasik mantığı anlatacağız. Hocam, sadece anlattıklarınıza binaen psikoloji sorularını yapabilir miyiz? Sadece anlatım yetmez. Bol bol soru çözmeniz lazım. Bu yüzden EBA havuzunda bulunan, yani EBA testlerine bakarak oradaki ünite ünite bütün soruları çözebilirsiniz. Yine son 10 yılın ...psikoloji sorularını çözmenizi tavsiye ederim. Ya sadece bunlar bile bence 3 tane soruyu size yaptırır. Tamam mı? Çok da bunlar dışına çıkılacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyelim. Devam edelim. Gelelim duyumun özellikleri ve temel duyum bilgilerine. Şimdi duyumu ifade etmeden evvel önce uyarıcı ve uyarım kavramlarını görelim. Uyarıcı dediğimiz temel unsur... ...organizmanın içinden veya dış çevreden gelerek organizmayı hareketi geçiren her türlü unsurdur. Mesela işten gelen unsur nedir? Diyelim ki ben işte en son sabah kahvaltı yaptım. Şu an açlık hissetmem veya işte dersi seri halde anlatıyorum, susamam. Benim için işten gelen bir uyarıcıdır. Ee, çevreden gelen uyarıcılar neler bunlar? Hani içten insan metabolizmasından kaynaklanmayan, işte bu odanın ışığı, işte dışarıdan gelen sesler veya koku bu unsurlar da dıştan gelen uyarıcılardır. Uyarım dediğimiz temel unsur ise uyarıcıların duyu organları veya sinirlerini etkilemesiyle meydana gelen o niteliklerdir. İşte duyuma gelirim bu ikisini bildikten sonra. Duyum dediğimiz temel unsur duyu organlarının e, burada uyarıcıların aldığı enerjiyi sinirler aracıyla beyne ulaştırması aşamasıdır. Hani dedik ya bak koku bir dış uyarıcıdır. Ama senin bu koku, kokuyu burun eee üzerine alman ve hani bu kokunun güzel veya kötü olduğunu al yani algı niteliğine taşıman bir duyum unsurudur tamam mı? E, duyusal işe derim. Yani her insanın duyu verileri algılayabileceği alt ve üst eşikler vardır. Duyusal eşikte bir organizmanın uy uyarıcıyı fark etmeye başladığı noktadır. Mesela diyelim ki alt eşik bizim için nedir? Duysal sistemi harekete geçirmek için gereken en düşük fiziksel enerjidir. Yani de şudur aslında duysal eşik. Çok uzakta diyelim ki bir korna sesi, bir davul sesi veya bir müzik sesi geliyor. Yani insandaki işitme için 20 frekans alt eşiktir. O frekansla algılayabiliyorsan bizim için alt eşiği oluşturuyor. Üst eşik ise duysal sistemi harekete geçiren en yüksek fiziksel enerjidir. 20 bin frekans üst eşiktir. Ya diyelim ki işte... Gittin gittin e, Dolmabahçe'de Beşiktaş maçını izliyorsun veya Kadıköy'de Galatasaray, pardon Fenerbahçe maçını izliyorsun. Ha, Galatasaray Fenerbahçe maçını, derbi maçını izliyorsun. Hani pandemi sürecinde değil de taraftarların girdiği Normal süreçte oradan bir an tezahürattan gelen üst uyarım niteliği bizim için üst eşektir. E, onu söyleyelim. Park eşiği ise değerli kardeşlerim. Aynı cinsten iki uyarıcının birbirinden ayırt edilebilmesi niteliktir. Yani en küçük şiddet değişikliği unsurdur. Ya diyelim ki işte bir arkadaş ortamında herkes konuşuyor ama bir kişinin sesi diğerinden daha fazla çıkıyor ve doğal olarak sizin algı niteliğiniz tamamen ona yöneliyorsa bu bir fark eşiği niteliğidir. Duyu organları ise dış çevreden gelen uyarıcıların fark edilmesini sağlayan temel organlardır. Görme, tatma, işitme, koklama ve dokunma temel duyu organlarımızı oluşturur. Onu da vurgulayalım. Evet devam edelim. Nereye geldik? Uyalımanın davranışlarına etkisine geldik. Şimdi değerli kardeşlerim ilk olarak dengelemeye yani homeostatise bakalım. Şimdi organizmanın uyumlu durumunu değişen koşullara karşı koruma eğilimi bizim için homeostatistir. Mesela çok sıcak havalarda terlersiniz ama organizma bunu o koşula hemen uyarlamaya çalışır. Biz buna dengeleme, homeostatist deriz. Veya soğukta terler ve titrersiniz, soğukta titrersiniz pardon. ...veya heyecan sırasında böyle kalbiniz küt küt atar... ...bunu yavaşlatmak için bir dengeleme niteliğine gider. İşte biz buna homeostatis deriz. Aşırı uyarılma dış ya da böyle iç uyarıcıların... ...organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesi niteliğidir. Yani diyelim ki uzun süre çekilen açlık... ...mesela ramazana ayı geliyor işte ayın 15'inde 16'sında başlıyor... ...işte uzun süre böyle aç kalmanız iftar vaktine kadar... ...bir aşırı uyarılma niteliğidir veya... İşte çok ders çalıştınız artık kafanızı almıyor ve başınız çok ağrıyor uzun süre bir aşırı uyarılma niteliğidir. Bunlar temelinde aşırı uyarılma unsuru olarak gösterilebilir. Yine gürültü, işte aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalar örnek verilebilir. Yetersiz uyarılma ise organizmanın normalin altında uyarılması unsurudur. Mesela diyelim ki siz bir fabrikada çalışıyorsunuz veya herhangi bir iş yerinde, işte bir gece kulübünde, ne bileyim hani bir restoranda, yani müziğin ve sesin çok yüksek olduğu bir alanda çalışıyorsunuz. Bir süre sonra bu ses frekansı belli bir düzeyde ve aynı nitelikte olduktan sonra artık bunu algılamamaya ve almamaya başlayacaksınız. Biz buna yetersiz uyarılma deriz. Onu da söylemiş olalım. Evet. Alışma ve duyarlaşmaya girelim değerli kardeşlerim. Alışma dediğimiz temel kavram şiddetinde ve özelliğinde bir değişik olmadığı halde Uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması veya kaybolmasıdır diyelim. Ne yapıyorsunuz? Bir deodorant sıkıyorsunuz kendinize. Ne bileyim hani çok güzel bir kreminiz vardır. Ee, işte onu sürersiniz. İlk hani bunu kullandığınız andan itibaren ne oluyor? Hani e, o etkiyi alabiliyorsunuz. Ama bir süre sonra artık hani bu niteliğin, hani bu duyu verileri algılanan niteliğin kokusunu almamaya başlıyorsunuz. Veya diyelim ki, e, ne takıyorsunuz? Diyelim ki bir kolye takıyorsunuz. Normalde ağır bir kolye. Ama bir süre sonra e, o şiddet unsurunda bir değişiklik olmadığı için yani metabolizma ve vücut buraya alışır değil mi? E, bu unsura biz alışma deriz. Öyle söyleyelim. Duyarsızlaşma ise sık karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin azalmasıdır. Yani şöyle söyleyelim. E, siz mesela şu an çok güzel bir üniversiteyi kazanmış olun diyelim tamam mı? çok güzel bir bölümü kazandınız. Kiminiz buna ağlar, kiminiz sevinçten gözyaşları döker, kiminiz böyle ne bileyim <laughs> masanın üzerine çıkar tepinir. Çok değişik şeyler yapabilirsiniz. Gittiniz o bölümü okudunuz. Diyelim ki bölümden memnun kalmadınız. Tekrar üniversite sınavına hazırlandınız. Belki o bölümden daha iyisini kazandınız ama bu defa belki aynı tepkileri vermeyeceksiniz. Çünkü hani artık bu alışkanlık niteliğine geliyor değil mi? E veya işte diyelim ki aranızda belki tıp kazananlar olacaktır burada. E, tıp üniversitesinde, e, e, herhangi bir üniversitede tıp bölümünü okurken işte kana karşı veya insanların böyle iç organlarını görmeye karşı e, mideniz tutulabilir yani burada ve hani ona dayanabilirsiniz yani etkilenirsiniz ama bir süre sonra e, buna tamamen duyarsız hale geliyorsunuz değil mi? Çünkü sık sık karşılaşmaya başlıyorsunuz aynı uyarıcıyla Ona da söyleyelim. E, duyarlaşma ise organizmanın bir uyarıcıya karşı verdiği tepkinin miktarında e, ya da şiddetindeki artıştır. Yani burada e, hani duyarsızlaşmada artık aynı heyecan olmuyor diye burada tam aksine heyecan artışı yaşanıyor. Diyelim ki Allah korusun yani trafik kazası geçiriyorsunuz. Bundan sonra herhangi bir korna veya fren sesi duyduğunuz anda irkilirsiniz. Daha da gerilirsiniz. Biz buna duyarlılaşma adını veriyoruz. Tamam mı? Unutmayalım. Evet. Ee, gelelim algılamaya. Algama ve uyarılmanın davranışına etkisi unsuruna. Şimdi algılama dediğimiz unsur, e, hani algılama ve algın demek ne demek onlara gelelim. Şimdi duyumlar aracılığıyla varlığı anlaşılan bir takım nesnelerin insan zihninde anlamlandırılması sürecine biz e, algılama diyoruz. İşte ortaya çıkan temel ürün ise bizim için algıdır. Tabii e, nesneleri değişik ortam ve şartlarda e, aynı, e, aynı şekilde eğer algılıyorsak biz buna alg, e, algısal değişmezlik deriz. Zaten farklı algılarsak ya bu ilüzyon ya da halüsinasyon olur, az sonra oraya geleceğim. Derinlik algısı kavramı ise değerli kardeşlerim, retinaya yansıyan görüntülerin iki boyutlu olmasına rağmen nesnelerin üç boyutlu olarak algılanmıştır. Veya işte kırılma, işte ne yapıyorsun, e, ilüzyon unsurunda zaten görebiliyorsun, ne yapıyorsun işte e, çayın içerisine, pardon, e, bardaktaki çayın içerisine e, kaşığı koyuyorsun. Sanki kırılmış gibi bir algı niteliği oluşuyor değil mi burada? Şimdi işte ilüzyon dediğimiz temel kavram, var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanması unsurudur. Eee halüsinasyon ise gerçekte var olmayan bir uyaracın algılanmasıdır. Mesela şu bir ilüzyondur. İşte işte ben buranın ışını kapattım. Karşımdaki işte ceket, tamam mı? Bir an içi göz ve ağzı olan biri gibi ben algılandı. Şimdi bir an o algı unsuru benim için ilüzyondur. Ama o ceket benimle konuşmaya başlıyorsa <laughs> bu bir halüsinasyondur yani. Değil mi? Veya şizofreni falan olmaya başlarız artık orada. Çünkü ilizyonda bir anlık algısal yanılma, yani yanılma söz konusudur. Ama halüsinasyonda gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir. Sen bunu bu şekilde algılamaya çalışırsın. O zaman ilizyon ile halüsinasyon arasındaki temel farklara değinelim. Şimdi ilizyon için mutlaka bir dış uyarıcı vardır. Bak ben ne dedim? Oradaki ceket bana o şekilde göründü. Veya işte diyelim ki kananlıkta bir an kafamı anda duvardaki iki tane delik bana göz olarak göründü. Yani mutlaka bir dış ürece ihtiyaç var. Ama halüsinasyonda illa buna bir ihtiyaç yoktur. Bazen ağır böyle ateşli hastalıklar geçirdiğinizde veya psikolojik işte nevroslar veya diğer e, nitelikleri mesela şizofreni veya e, diğer psikozları geçirdiğiniz zaman e, işte kendi canlılarınızı yaratmanız, kendi hayali unsurlarınızı yaratmanız. Bir halüsinasyondur çünkü bu tamamen size ait unsurlardır. E, İliyon yine normal olan her insanda görülebilir yani bu yanılgı yanılgı nitelikleri herkesde vardır ama halüsinasyon özellikle psikolojik ve fizyolojik e, denge bozukluklarında ortaya çıkıyor. E, İliyon e, fiziksel illüzyon niteliğine bakıldığı zaman aynı durum aynı yanılsamayı oluşturuyor yani sen işte o hani dedik ya. ...bardağın içindeki çaya, kaşığı koyduğun zaman kırılmış gibi görülmesi. Ali'de de, Veli'de de, bende Veli de, de, ben de, de hepimizde aynı görülüyor. Ama psikolojik ilizyon biraz korkulara dayalıdır. Çünkü psikolojik ilizyonda sen neden korkuyorsan veya neden tedirginsen... ...o nitelik sana o şekilde biraz gösteriliyor. Ama mutlaka bir dış uyarıcı olması gerekiyor, tamam mı? Hani bu ceket benim için öyle algılanmıştır ama... ...korku niteliği çok yüksek olmayan biri için belki o şekilde algılanmayabilir... Halüsinasyon ise, e, yani burada bu onları gören insanların e, sanrıları birbirinden farklıdır. Çünkü biri birisinin kendisiyle konuştuğunu söyleyebilir. Biri işte böyle e, etrafta dolaşan böyle sarı sarı küçük askerler görebilir. Ne bileyim, biri işte bir Pokemon görebilir. Her şeyi görebilir burada, öyle söyleyelim. E, o nitelikte bizim için halüsinasyon olacaktır. Şimdi Beyzanur bir soru sormuş. Hocam demiş, bir şey diyeceğim. Hem tarih hem psikoloji nasıl bu kadar iyi anlatıyorsunuz? Sadece ikisi değil. Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, edebiyat, din, antropoloji, arkeoloji. Ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Çünkü sosyal bilgiler belki bir gün biriniz okursanız e, temelinde şu vardır. Sosyal bilimlerin hepsini kapsar. Yani fen bilimleri ve matematik dışında bu alanların hepsini kapsar. Ve ben üniversitede tüm bu derslerin eğitimini aldım. E, tabii sadece eğitimi almak iyi öğretmek demek değildir. E, ve öğretmenlik sadece bilmek değildir. Bir şeyi çok iyi bilebilirsiniz ama bir şeyi öğretemiyorsanız veya aktaramıyorsanız e, o zaman orada bir boşluk niteliği vardır. Ben her şeyi bilen bir insan değilim ama neyi nasıl öğreteceğimi iyi bilen bir insanım. Zaten böyle iyi bir e, niteliği sağladığım için koskoca TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı beni TRT'ye çıkarıyor, milyonlarca öğrenciye ders anlatma fırsatı sağlıyor. E, bu tamamen kişinin kendini geliştirmesiyle ilgili bir şeydir. Bu yüzden hangi mesleğe atılırsanız atılın size en büyük tavsiyem de bu odur. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz eliniz o kadar kuvvetlenir ve gerçekten çok yetkin bir insan olabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde. Şimdi duyum ve algı arasındaki farklara gelelim değerli kardeşlerim. Buraya bakalım. E, duyum ve algı niteliğindeki unsur için en güzel örnek aslında görselde görmüş olduğunuz niteliktir. Çünkü duyum bir duyu organının uyarılmasıyla meydana gelen basit bir olaydır. Algı ise temelinde hani e, bunun oluşabilmesi için duyumu gerekli kılar. Yani duyum olmadan algı olmaz. Yani mutlaka, e, yani burada işte e, işitme, e, koklama, tatma, dokunma gibi unsurlarla bir duyu verisinin tetiklemesi gerekiyor algıyı. Mesela ben gittim, hani bir restoranda oturuyorum şimdi, tamam mı? O unsur üzerine bakalım böyle. Ee, diyelim ki, bir baktım karşıdan ne geliyor? Ee, bir, biri geliyor, tamam mı? Biri geliyor. Ee, o kişinin elinde de tabak var. Şimdi benim ilk olarak o kişi, gelen kişiyi ve tabağı görmem bir duyumdur. Ne yapıyorsun burada? Görme duyusunu kullanıyorsun değil mi? Aynı zamanda o insanın yürüme sesinden de hareketle, işitmeden de faydalanabilirsin. Duyum ortaya çıktı. Gelen kişinin benim sipariş verdiğim yemeği getirdiğini ifade etmem veya anlamam ise bir algıdır. Tamam mı? Duyu niteliğinde ne yapıyorsun? Tamamen o durumu hemen dış uyarıcılarla alıyorsun. Algıda ise çözümlüyorsun. Mantığı budur. Onu da söyleyelim, unutmayalım. Devam edelim. Gelelim güdülenme ve duyguya. Orayı ele alalım. <laughs> ne? Elizabeth demiş, hocam benim soruya da cevap verin lütfen. Ya görmedim, bir daha sorabilir misin? Emirhan demiş, hocam Tolun sonra hangi devlet kuruldu? Ya birçok devlet kuruldu. Ama sorunun içeriğinde şu mu vardı mesela? Hicaz bölgesine egemen olan kutsal toprakları e, burada e, idare eden devlet diye vurgulanırsa Akşitler yani ışitler odur. Güdülenme ve duygu niteliğine gelelim burada. Ee, şimdi ihtiyaçların giderilmesi için belli bir yönde etkinlik gösterilmesi eğilimine biz güdü adını veriyoruz. Bakın tekrar söyleyelim. İhtiyaçları, insan ihtiyaçları sınırsızdır biliyorsunuz. Ve bu sınırsız ihtiyaçları gidermek için bir etkinlik unsuru bizim için güdüdür. Organizmayı belli davranışlara sürükleyen içsel olaylar ise güdülenme olarak bilinecektir. İşte güdüleri de biz şöyle bir ikiye ayırıyoruz. Biri doğuştan geliyor, biri öğrenilmiştir. Şimdi doğuştan gelen güdülerde fizyolojik kökenli güdüleri ve uyarıcı kaynaklı güdüleri görüyoruz. Fizyolojik kökenli güdüler hani burada işinin, kişinin mesela açlık güdüsü olabilir, güdüsü olabilir. Yani dürtüler burada itebilir. E bir de uyarıcı kaynaklı olabilir. Hani burada uyarıcından aldığın hani ses, koku, ışık unsuru olabilir burada. Bir de öğrenilmiş sosyal güler var. Toplum içerisinde, çevre içerisinde, aile içerisinde, yaşantı içerisinde öğrenen niteliklerdir. Hani bunlar sendeki içten veya dıştan gelen çevre niteliğinden ziyade bilgi bağlama üzerine hareket eden güdü alanlarıdır. E, duygu niteliğine yer alalım. İnsanların duyu verileriyle burada hareket ettiği, yaşamsal form içerisinde kendinde oluşturmuş olduğu nitelik alanlarıdır duygular. E, kişiler yaşam içerisinde birçok farklı unsura, durum, olay ve olguya karşı duygu niteliği sergiler. Yani duyguların davranışlara mutlaka yansıması söz konusudur. Tabii şunu da söyleyelim. Bu duygular niteliğinde ilk olarak hazlı görebiliyoruz. Yani kitapta bu vurgulanmış. Haz mesela senin için güzel bir üniversitede okumayı düşünme bir haz noktasıdır. Doğal olarak hani bu duygu adını seni çalışmaya, motive olmaya ve gayret etmeye yönlendirir. Korku ya kazanamazsam? ya olmazsa kim bir de ağzınlanacak bunca derste uğraşacak gibi kaygı niteliğini içerisinde barındıran besleyen duygu alanıdır. Kaygı. Ya kaygıyı da çok hissediyorsunuz mesela. Stresle beraber geliyor. Şimdi bakın sınav yaklaştıkça hepiniz şunu hissedeceksiniz burada. Ee, ben bir şey anlamıyorum ya. Oo, ben hiçbir şey çalışmamış gibiyim. Hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. Ya bu kadar çalıştım 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 sanki hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissediyorum diyeceksiniz. Bunun temel sebebi stres ve kaygı oranının artmasıdır. Aslında sen çok iyi çalıştın, kendini çok iyi geliştirdin ama kaygı ve stres yükselince, yani bu duygu niteliği artınca doğal olarak korkuların senin bu niteliğini önüne geçmeye başlıyor. Bu yüzden ben her zaman şunu söylerim. Ee, ne yaparsanız yapın, sınavda hangi kuvvetli alanınızı yetkin görüyorsanız oradan başlayın. Ben mesela üniversiteyi kazandığım sene öyle yapmıştım. Ya ben mesela sosyal bilimlerde daha kuvvetliydim. Üniversite yazılanırken de öyleydim. Türkçeden önce oradan başladım. Tabi illa böyle yapın demiyorum ama psikolojik olarak rahatlamak da gerekiyor. Çünkü sınavda bir an hani zor sorulardan başlarsan ve e, takılırsan bu seni ister istemez gelecektir. İster istemez senin e, motivasyonunu düşürecektir. Ama seri bir halde soruların cevaplarını vermeye başlarsan burada kendine olan güven de artacak. Çünkü hiçbiriniz burada e, nedir? E, Hani robot değil. Hepiniz insansınız. Mutlaka etkileneceksiniz. Mutlaka hani o psikolojik unsuru içinizde hissedeceksiniz. E, i̇şin o boyutunu sakın yatsımayın, tamam mı? Hiçbir öğretmen, hiçbir kitap, hiçbir e, yayın, hiçbir e, video size bunu vermez veya bunu kazandıramaz. Bu insani bir durumdur. Yani sizin kendinize hakim olmanız çok çok önemli. Ya yani burada öğrendiklerin başka bir şeydir. Sınavda sen ve o anki psikolojin çok başka bir şeydir. E, buna da dikkat edin, unutmayın. E, öfke, sinir harbinde ortaya çıkan bir duygu türüdür. Saldırganlık ise öfkenin tamamen fiziki bir e, unsura bir hani devrimsel harekete e, sebebiyet vermesi niteliğidir diyelim. Onu da unutmayalım. Evet. Bilinç, bilinç konusuna gelelim değerli kardeşlerim. Bilinç dediğimiz unsur aslında buzdoğun, e, buzdağının böyle görünen kısmıdır. Yani kişinin algıları, düşünceleri, duyumları, verileri hayat ve yaşantı alanları orayı oluşturduğu unsur bizim için buzdağının görünen kısmı bir bilinç alanıdır. Hemen bu buzdağının suyun altında kalan kısmı bizim için bilinç öncesi olan kısımdır. Yani hemen aklımıza gelmeyen fakat hani biraz daha kendimizi böyle zorladığımızda, biraz daha düşünmeye çalıştığımızda çıkarabileceğimiz bilgi alanlarıdır. Yani biraz daha saklı bilgiler ve anılar burada tutulur. Tabii daha e, önemlisi böyle iyi anılar, hoş anılar, mutluluk veren anılar burada tutulur. Bilinç dışı ise burada e, suyun altında görünmeyen kısmıdır. Yani buzdağının görünmeyen kısmı burasıdır. Büyük kısmı da burası oluşturur. Çünkü burada e, aptallıklarımız, sakarlıklarımız, e, yani kendimizi suçlu hissettiğimiz anlar, e, bununla beraber utanç duyduğumuz vakitler, nahoş duygu ve yaşantılar tamamen e, bu alanda olacaktır. ...her zaman aklımıza getirmediğimiz, sürekli bastırdığımız ve düşünmek istemediğimiz kısım... E, ...işte bu zanın hiç görünmeyen alanıdır. Bilinç bizim için böyle. Evet. Dikkat kısmına gelelim. Dikkati ele alalım. Şimdi duyum, algı, öğrenme, bellek gibi tüm bilişsel süreçleri etkileyen üst süreç dikkat... ...organizmanın uyurucuyla e, yoğunlaşması alanıdır. Şimdi dedik ya bak duyum. Neydi bizim için? Hani... Beş duyu verisiyle algıladığımız yaşamsal dünyaydı. Sesle, kokuyla, dokunmayla, işitmeyle, görmeyle önce duyu verilerini algılardık. Algı niteliğinde anlamlandırırdık. E dikkat ise artık bu tüm süreçler kullanılarak ne yapacağız? Belli bir alana yoğunlaşacağız yani dikkat kesilecektir. Aktif dikkat ile pasif dikkat olarak ikiye ayrılıyor. Aktif dikkat dediğimiz irade ile gerçekleştirilen ve bireyin tamamen kendi hani çabasının ürünüdür. Yani diyelim ki sizin gerçekleştirilmiş olduğunuz bir el eseri ürün, sizin işte yapmış olduğunuz herhangi bir nitelik, diğer farklı unsurlar içerisinde yani algı mekanizmasında çok farklı alanda görüldüğü anda tamamen sizin görüş alanınıza sahipse ve sizin dikkat unsurunuza sahipse bu bir irade dikkattir, seçici dikkattir. Bazen de tamamen yaşam alanımıza uygun olan, bize has olan, bizim hobilerimize yakın olan unsurlara karşı da aktif dikkati yani seçici dikkati kullanırız. E, temelinde şu vardır burada. E, aktif dikkatte e, bizim beklentilerimiz üzerine şekillenir. Pasif dikkat ise, yani irade dışı dikkat ise, dış etkenlerin doğrudan etkisiyle oluşan dikkat alanıdır burada. E, burada birey dışında kalan, yine bireyin algı dünyasını, duyum dünyasını, öğrenme veya bellek niteliğini etkilemeye çalışan alandır. Mesela, e, örtük öğrenme pasif dikkat alanında gelişebiliyor. Siz diyelim ki her gün aynı yolu kullanarak okula gidiyorsunuz. Yol üzerinde bir eczane var ama hiçbir zaman o eczaneye işiniz düşmedi. Ve hiçbir zaman o eczanenin orada olduğunu siz e, temelinde verilerinizi almadınız. Veya hani bunu öğrenmek için bir bilgi alanı oluşturmadınız. Ama bir gün o eczaneye ihtiyacınız düştüğünde o yolda o eczanenin olduğunu öğrenmeniz hem bir örtük öğrenmeyi hem de dış etkenler doğrultusunda Size bir dikkat alanı oluşturmanın karşılığını verir. Öyle söyleyelim. Gelelim son nitelik sanırım değil mi? Ha, pardon sondan bir önceymiş. Sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarına, yani özellikle psikolojinin uğraş alanı içerisinde doğurmuş olduğu nitelik alanlarına. Şimdi psikoloji bizim için neydi? İnsan ve hayvan davranışlarını burada yani gözlemleyen, bu davranışlar üzerine hareket etmeye çalışan bir bilimsel alan niteliğini oluşturacaktı. Sosyoloj Sosyoloji için ise burada toplum bilgisiydi değil mi? Sosyos ve logos kelimelerinin birleşiminden toplumun bilgisi, toplumun bilimi manasında kullanılacak. Tabi toplumu biz incelerken sosyoloji bu örüntüsü üzerinde. E, psikoloji hani bireyi, bireyin davranışlarını inceleyecek. Ve hani toplumdaki bireyden, özellikle birey de toplumdan bağımsız düşünülemeyecekti. İşte psikoloji ile, tamam şöyle söyleyelim. Şurası bizim için psikoloji olsun. Psikoloji ile sosyolojinin şu yaratım alanında sosyal psikoloji şekillendi. Sosyal psikoloji temelinde sosyal olguları harekete alına alarak burada ee, olguları açıklamayan ancak o olgular içerisinde bireyin üzerindeki davranışlar niteliğinde ve bireyi etki alanında bize göstermeye çalışan alandır. Sosyal psikoloji e, unsuru. Çünkü sosyal psikolojide biz işte etki konusuna bakıyoruz, e, kişinin algı konusuna bakıyoruz. Ya yani Birçok önemli toplum içerisinde bireyi etkileyen ve davranışa yöneten birçok unsuru inceleyebiliyoruz. Şimdi o kavram niteliklerine bir bakalım. Onları değerlendirelim. Ya yani sosyal biliş içerisinde onu görmeye çalışalım. Sosyal biliş, kişinin bilişsel dünyası içerisinde toplumsal dünyayı anlamlandırması ve bunlara değer katma sürecidir. Yani insan tamamen algısal dünyasında bu alanı oluşturur ve buna göre hareket eder. mesela sizin oluşturduğunuz ilk alan burada sosyal şemalardır. Yani işte toplumda görmüş olduğunuz gruplar, toplumda görmüş olduğunuz fertler, bununla beraber farklı topluluklar yeni davranış örüntüleri, kültür nitelikleri ve unsurları ilk olarak sizin şematik özelliklerinizle şekillenir. Yani siz bunlara anlam vermeye ve anlamlandırmaya çalışırsınız. Tabii şemalar hani bizim toplumsal dünyayı anlamamızı sağlar. Bununla beraber birçok farklı unsura erişmemizi, kategorileri birbirinden ayırmayı, aynı zamanda toplumsal dünyayı rahat bir şekilde algılamamıza yardım eder. Yüklemeye gelelim. Bazen insanlar toplumsal olaylara karşı nedensellik yüklerler. Nedensellik yüklerken ise biz bazen hani bunu iç neden yüklemeye, bazen dış neden yüklemeye doğru götürebiliriz. Yani atıf noktasına geldiğimiz zaman içsel neden yükleme, dışsal neden yükleme diyelim buna. Mesela diyelim ki şuradan bir isim alayım. Kim olsun? Doğuş Aslantaş. En son yorum yapan Doğuş olmuş. Doğuş'un adını kullanayım burada. Şimdi diyelim ki ben Doğuş'u nereye çağırdım? Diyelim ki PlayStation oynamaya gideceğiz. Çağırdım, dedim ki saat 2'de gel, oyun oynamaya gidelim. Seni bekliyorum. Nerede? Beşiktaş'ta. Şimdi saat 2 oldu, Doğuş hala gelmedi. Şimdi ben nedensellik yüklemeye başlayacağım burada. Dedim ki, Doğuş geç kaldı. Ne kadar sorumsuz bir adam ya. Her seferinde böyle yapıyor. Ya gerçekten ne arkadaşları biliyor, ne saygıyı biliyor, ne hani insanın kıymetini biliyor. Bak ne yaptım? içsel neden yükledim. Demek ki içsel neden yüklemek neymiş? Herhangi bir yükleme unsuru olduğu zaman kişiliğin ve kişi unsurunun hal ve hareketlerinden yola çıkarak olayı değerlendirme alanıymış. Peki dışsal yükleme nedir? Doğuş geç kaldı, trafikte kalmış olabilir. Herhangi bir telefon gelmiş olabilir, onunla meşguldür. Veya ailesi hani hemen izin vermemiş olabilir veya başka bir unsur gerçekleşmiş olabilir. Kısacası doğuşun kendi kişiliğinden veya hareketlerinden değil, tamamen dışsal faktörlerden harekete çıkarak bu olayın bu şekilde tezahür ettiğini ifade ediyorsa, biz buna dışsal neden yükleme deriz, unutmayalım. Tutum unsuruna gelelim. Şimdi ister istemez insanlar kendi kültürel özelliklerine, yaşantı tarzlarına ve aynı zamanda kendi kişilik özelliklerine hareket ederek tutumlar sergiler. Şimdi mesela büyük şehirde yaşayan ve büyük şehir kültürüyle yoğrulmuş bir insanın ee, i̇nsan insan ele daha doğru söyle söyleyeyim. Köyde büyüyen, taşrada büyüyen ve geleneksel yapıyla yoğrulmuş bir insanın tutumları aynı olabilir mi? Mesela karşı cinse karşı tutumu, e, işte e, rahat harekete karşı tutumu, insanlarla konuşma düzeyine karşı tutumu veya aklınıza gelecek birçok farklı tutum alanı farklı e, alanda tezahür eder ve şekillenir. Demek ki tutumlar da hani bizim olaylar veya durumlar karşısında almış olduğumuz reaksiyonlardır. Ee, doğal olarak tutumlar da yine kişilik e, e, niteliği unsuru üzerine e, insan davranışlarını şekillendirebilir diyelim. Ön yargı ve kalıp yargı niteliğine gelelim. Bir de onlardan bahsedelim. Önce ön yargıyı söyleyeyim. Ön yargı e, bizim herhangi bir olay karşısında, durum karşısında, kişisel veya işte e, grupsal niteliklere karşı geliştirmiş olduğumuz bilis setleridir. Mesela e, şöyle söyleyelim. E, bir gün aranızda diyelim ki kim en son yorum yapmış, ondan gidelim. Elizabeth Aydın yorumu yapmış. Elizabeth'ten gidelim. Elizabeth öğretmen oldu. Bir öğretmen odasına gitti, oturuyor şimdi. E, baktı ki karşıda böyle e, kot pantolon giyen, pantolonda böyle yırtık pırtık, böyle şekilli şukullu, şöyle kolunda bir dövmesi olan, işte gözlüklü, saçını bağlamış bir öğretmen duruyor. Dedi ki kesin dedi, e, bu ya müzik öğretmenidir, ya beden öğretmenidir. Değil mi? Abi kesin bunlardandır yani. Ha bu kadar böyle aykırı giyiniyorsa. Nereden biliyorsun? Belki adam din öğretmeni. Olabilir de. <laughs> Var diye öyle bir film. bir İmam diye. Adam böyle motorluydu. Şeyli falan böyle. E, ne de ismi. Dövmeli mövmeli falan bir tipti böyle. E, ön, buradaki ön yargı niteliği neydi? Hani kişinin kendi kültürüyle veya yaşantılarından yola çıkarak herhangi bir durum hakkında geniş bilgi sahibi olmadan yargılama niteliğiydi değil mi? Yani bizim herhangi bir olay ve durumu e, o konu hakkında çok vakıf olmadan bir bilis seti koymamız ön yargıdır. Tabii ön yargının meydana gelmesinde cinsiyet farklılıkları var. Mesela arkadaş ortamında oturuyoruz, tamam mı? Üç kız, üç erkek oturuyor. Ee, ne oldu? Ee, dedi ki hadi kahve içelim. Ali dedi ki siz oturun dedi kahveleri ben yapacağım. Kızlar ne dedi? Oho, bırak ya dedi sen mi yapacaksın dedi? Niye? Çünkü cinsiyet farklılığı geldi. Niye? Erkek hani mutfağa bilmez veya işte kahveyi yapamaz algısında hareketli bir ön yargı niteliğidir. E, bu gibi unsur olabilir. Cinsiyet olabilir. inanç olabilir. Mesela benim inancıma tabi olmayan her insan kafirdir. Her insan kötüdür. Kötülüğün, şerrin tek unsuru onlardır gibi bir düşünmek bir ön yargıdır. Öyle söyleyelim. E, demek ki inançtan oluyor, cinsiyetten oluyor, toplumsal ve kültürel farklılıklardan oluyor, bilgi eksikliğinden oluyor, çok farklı unsurlardan oluyor. Kalıp yargıya gelecek olursak, kalıp yargı ise değerli arkadaşlarım, e, bir prototip belirlemedir. Yani bir evrene ait herkes için kullanılan temel terimlerdir. Mesela siz Almanlar disiplinlidir diyorsunuz. Bu bir kalıp yargıdır. Burada işte Max, Hans, ne bileyim işte Gradel, hiçbiri e, hani isim isim değil burada. E, Almanlar dediğin zaman tüm Almanları kapsayan bir kalıp yargı geliştiriyorsun. Yani o prototipi e, içerisinde bulunduran herkes için geçerli bir kavramdır. Karadenizler inatçıdır diyorsun. Hani burada işte Temel Dursun e, aliveli değil. Tüm o niteliği taşıyan herkes için geçerli olan kavramdır tamam mı? Buna da kalıp yargı adını veriyoruz. Unutmayalım. Evet değerli kardeşlerim psikolojinin ikinci bölümü de bu şekilde bitmiş oldu. Sizinle beraber bu bölümde çok önemli hususlara da bakmış olduk. En son sosyal ilişkide inceledik ve orada bırakmış olalım. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın.